Günaydınlar, mutlu sabahlar. Kanal Üç ekranlarında, Kanal Üç'te sabahta bendeniz Pınar Akarsu ile birliktesiniz. 3 saat boyunca burada olacağız. Ulusal haberlerimiz, ulusal gazetelerimiz, yerel haberler ve yerel gazetelerimizi ve tabii ki alanda uzman konuklarımızı ağırlayacağız. Program başladı. Hemen Türkiye gündemi haberlerimize başlayalım. Atatürk Havalimanı'nda açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Putin'le görüşmesi hakkında bilgiler verdi. Bugün Sayın Putin'le bir görüşmeniz oldu, telefon görüşmesi gerçekleştirdiniz. Gündemde Rusya-Ukrayna savaşı da vardı. Bu kapsamda bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek? Bölgede barış yakın mı? Bunu nasıl değerlendireceksiniz? Değerli arkadaşlar, tabii bölgede barışın yakın olması temennisi içerisindeyiz. Malum Guterres bize uğradı. Bizimle görüşmeyi yaptıktan sonra Moskova'ya geçti ve Sayın Putin'le yaptığı görüşme, Lavrov'la yaptığı görüşmelerin de olumlu geçtiği istikametinde Sayın Guterres görüşmeden sonra beni tekrar aradı ve görüşmelerin olumlu olduğu istikametinde bana bilgiler verdi ve dün de Sayın Putin'le yaptığımız görüşmede Putin de aynı kanaatleri ifade etti ve bu tür yani Birleşmiş Milletler'in devreye girmesinin gelecek açısından olumlu olduğu kanaatini o da serdetti. Tabii hepsinden öte zaten Sayın Putin'in arama gerekçesi malum Rusların Amerika'daki bir vatandaşlarının orada esir alınması ve Amerika'nın da Moskova'da bir vatandaşlarının aynı şekilde esir alınması ve her ikisinin takasıyla alakalı biz devreye girdik. Ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın devreye girmesi neticesinde Ankara'da bu takas gerçekleşti. Bunun için Sayın Putin bize aynı zamanda bir teşekkürde bulundu. Ve sizlerin bu konularda attığınız adımlara inanıyoruz, güveniyoruz. Ve bu son adım da bizim için gerçekten çok çok olumlu bir gelişme oldu. Ve bundan dolayı teşekkür için aradım dedi. Bundan sonra da yine sıkı temas halinde olalım ve bu süreci olumlu şekilde neticelendirelim dedi. CHP'li Özgür Özel de adliye önünde bir açıklama yaptı. Bu kumpası kuranlardan hesabını teker teker soracağız dedi. Ayrıca mahkemenin vermiş olduğu bu karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de taşınacağı konuşuluyor. Siz mahkemenin kararını nasıl değerlendiriyorsunuz ve Özel'in bu açıklamalarına neler söylemek istersiniz? Değerli arkadaşlar, tabii bu zatın ifadeleri tamamıyla şu anda milletvekili olduğu için cezai bir durum belki olmayacak ama en azından manevi tazminat noktasında başındaki ağababası nasıl Man Adası olaylarından bedel ödediyse tabii aynı durum şimdi bunun içinde avukatlarımız davalarını açıyorlar. Sadece bu değil. Bunlarla beraber aynı şekilde hareket eden ağzı bozuk tipler kimlerse bunların hepsine avukatlarımız davalarını açacaklar. Bunların içerisinde dokunulmazlığı olmayanlar var, olanlar var. Tabii olmayanlar için cezai davalar açılabilir ki avukatlarımız bunların çalışmasını yapıyorlar. Ama adı Özgür ama soyadı çok garip olan bu zatla ilgili de şu anda avukatlarımız davaları açıp ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na hakaret yapılabilir mi, yapılamaz mı? Bunu demek ki ders almamış. Şimdi aynı şeyi avukatlarımız davaları açacaklar. Bunlar manevi tazminat davalarıdır. Ve yani ahimle ilgili olan konularda bunlar
uluslararası hukuku da bilmiyorlar. Artık ayimlik iş kalmadı, bitti o iş. Neden bitti? Çünkü burada hüküm giydi. Hüküm giydiği için bu işin ahimle artık alakası yok. Ahim alacak, bakacak, edecek ama hüküm giydi diyecek. Bu işi artık masadan kaldıracak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de adalet yok, bu ülkede herkes perişan vaziyette, sarayın sesi çıkmıyor dedi. Belediye başkanlarımız ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Ama şunu kabul etmemiz lazım. Bir engellinin kent yaşamına entegre olması lazım. Kentin insanlara sağladığı bütün sosyal yardımlardan, sosyal katkılardan yararlanması lazım. Kente rahat gezebilmesi lazım, otobüse binmesi lazım, tiyatroya gitmesi lazım, sinemaya gitmesi lazım, sosyal etkinliklere katılması lazım. Bütün bunlar eğer yapılabilirse kent engelli için yaşanabilir bir kent atmosferine kavuşmuş olur. Bununla ilgili yasalar da çıktı. Yani yasal olarak yapılması gereken her şey 3 aşağı 5 yukarı yapıldı. Sorun uygulamada. Uygulamayı da sizler takip edeceksiniz, bizler takip edeceğiz. Yeni sorunlar varsa bizim bilmediğimiz, yeni sorunlar varsa onu da bu çalıştayda aktaracaksınız. Ve bizler de bu sorunlara sizlerle beraber çözüm üreteceğiz. Arkadaşlar, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Adalet yok, hukuk yok, demokrasi yok, anayasa ayaklar altında. Bu ülkede herkes perişan vaziyette ama sarayın sesi bile çıkmıyor. Ülke neredeyse sahipsiz bir konumda. Dolayısıyla ben bu ülkeyi seven, bu ülke için çaba harcayan, bayrağımızın dalgalanmasını isteyen, özgürce dalgalanmasını isteyen, vatanına bağlı bütün kesimleri yol arkadaşım olarak kabul ettim ve onlara çağrı yaptım. Bizim vatanını satanlarla kavga etmemiz lazım dedim. Doğru mu? Doğru. Bu laf doğru mu? Evet, bu laf da doğru. O zaman ben bunu seslendirmek zorundayım. Ben bunu söylemek zorundayım. Allah aşkına inanıyor, biliyor musunuz? Yani bir davadan beraat ediyorsunuz, aynı dava tekrar açılıyor, bu sefer müebbete mahkum ediliyorsunuz. Ya böyle bir Türkiye'yi siz ister misiniz? Ben istemem. Ve bunun için de ben yurttaşlarımı uyarmak zorundayım. Ciddi bir sorunumuz var. Ekonomiye bakın, dış politikaya bakın, iç politikaya bakın, vatandaşa bakın. Ya arkadaşlar, Allah aşkına bana söyler misiniz ya? Ya milyonlarca çocuğun karanlığa mahkum edildiği bir Türkiye'de ben ne konuşayım? Ben ne söyleyeyim? Milyonlarca çocuk. Ya bu çocuklar acaba okula nasıl gidiyorlar? Bu çocuklar nasıl besleniyorlar? Bu çocuklar nasıl banyo yapıyorlar? Ya bunu düşünen var mı? Efendim elektrikler kesildi. Bitti, o kadar. Tek cümle. Ama o cümlenin arkasında milyonlar var. Ve ben onların yaşadığı dramı yaşamak zorundayım o konuşmayı yapmak için. Ben o dramı yaşadım ve o konuşmayı yapmak benim hakkım. Ben bütün vatandaşlarımın sorunlarına sahip çıkmak zorundayım. Ve şunu da söylüyorum açık ve net. Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yoktur. Ama bu iktidar, var olan tek kişilik hükümet, bu sorunu çözemez. Kapasitesi yok, bilgisi yok, birikimi yok ve çözemez. Bu sorunun çözülmesinin tek yolu var, demokratik yollarla sandığın gelmesi. O nedenle bütün arkadaşlarıma söyledim. Eğer bunu istiyorsanız, yol arkadaşı olmak istiyorsanız buyurun gelin beraber yürüyeceğiz. Eğer hayır biz mevcut düzenden memnunuz diyorsanız yolunuz açık olsun, ayrılın bizden. Yalnız katıldığınızı mı düşünüyorsunuz? Hayır efendim, hayır. Geniş kitleleri yanıma çekmeye, geniş kitlelerin sözcüsü olmaya, geniş kitlelerin dertlerini Mısır'daki Sağa Sultan duydu, saraydakini de duymasını istedim. Bunun için yaptım. Teşekkür ederim. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, altı siyasi liderin buluşmasını eleştirdi ve birbirine kazık atıyorlar dedi. Bu ittifak ortakları sadece güçlendirilmiş parlamenter sistem masalıyla avunuyorlar. Toplanıp toplanıp dağılıyorlar.
sahte gülümsemelerle günü kurtardıklarını sanıyorlar. Nalıncı keseri gibi her biri kendine yontuyor. Kalpleri çıfışt, kalp çarşısına dönmüş, haberleri olmuyor. Birbirine kazık atıyorlar, tuzak kuruyorlar, dedikodu yapıyorlar. Sonra dönüp birbirlerinin gönlünü almaya çalışıyorlar. Her numara zillet ittifakında, ne ararsanız bu ittifakın yamalı bohçasında. Bunların dilinde şehitlerimize rahmet yok. Türkiye'ye övgü yok. Teröristlere tepki yok. Gelecekle ilgili umut yok. Yüzlerinde meymenet yok. Kimin hesabına, kimlerin hizmetine siyaset yaptıklarını da bilmeyen yok. Zillet ittifakını güçlendirmiş, parlamenter sistem dolduruşuna getirip yuvarlak masa bildirilerini hazırlayan dış güçlerdir. Cumhur İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de mayası da, mimarı da, mihmandarı da Büyük Türk milletidir. Bizim medar iftarımız, yegane mensubiyetimiz aziz milletimizdir. Zillet İttifakı'nın müşahidi ve menbaı yabancı ülkelerin Türkiye'deki sefirleridir. Zillet İttifakı Türkiye'nin tarafında değildir. Yol haritaları karışık ve bulanıktır. Nerede duruyorlar? Hangi mihrakların esareti altındalar? Artık bilmeyen kalmamıştır. Merhum Cemil Meriç diyor ki, taraf tutmayan insan şahsiyeti felce uğramış insandır. Ben tarafım, hakikatin tarafıyım. Biz de tarafız, hem hakkın, hem halkın, hem de hakikatin tarafındayız. Zillet İttifakı'nın tarafı Türkiye'nin tahribidir. Zillet İttifakı'nın tarafı Türk milletinin önüne koyulmuş takozdur. Bu ittifakın çekicisi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ise ne yapacağını, ne söyleyeceğini, hangi provokasyonu servis edeceğini şaşırmış vaziyettedir. Faturayı 3 ay boyunca ödemeyen Kılıçdaroğlu'nun beklendiği üzere elektriği kesilmiştir. Bu çarpık zihniyet karanlıktan ülkemizin aydınlık ortamına gölge düşürmeye çalışmıştır. Elbette olacağı buydu. Şahsen uyarmıştım. Faturayı ödemezse elektriğin kesilmesi gerektiğini ifade etmiştim. Hatta Kılıçdaroğlu'na insani ve vicdani destek olmak adına bütün il teşkilatlarımızın birer kandil göndermesini talimatlandırmıştım. Nasıl olsa Kandil'e yabancılık çekmiyordu. Nasıl olsa Kandil'e ümit bağlamıştı. Biz de onun anladığı ve bildiği Kandil'i değil de ışık saçan Kandil'i adrese teslim göndermiştik. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Karanlık emelleri olanların tercihi yine karanlıktan mesaj vermektedir. Kılıçdaroğlu ve Zillet İttifakı karanlıktır, kumpastır, kumpanyadır. CHP Genel Başkanı kalkmış, içinde bulunduğu karanlıktan aydınlığı taşlıyor, bir hafta boyunca da karanlıkta oturacağını açıklıyor. Önemli olan sesi duyurmaktı, bir hafta sonra faturayı ödeyeceğim diyerek iç huzur ortamını karıştırmak, istismar çarkını söndürmekle uğraşıyor. Bazı siyasi odaklar da faturayı ödemek için kuyruğa giriyor. Alın birini vurun ötekine, bunların hepsi aynı torbadan çıkmış gibidir. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener iktidara yüklendi, Atatürk'e ve kurduğu cumhuriyete saldırdıklarını belirtti ve başaramayacaklar çünkü biz varız dedi. Ülkü Başkan konuşurken Cengiz Aytmatov'la yaptım, rahmetli Cengiz Aytmatov'la yaptığımız bir sohbet aklıma geldi. Yazdığı romanlar üzerinden konuşurken benim en fazla sevdiğim, en çok sevdiğim, neredeyse kelime kelime o dönemlerde ezbere bildiğim
Gün Uzar, Yüzyıl Olur romanıydı. Onun üzerinden bir konuşma açmıştım. O tam tersine Al Yazmalım filmi de çevrilen o kitabından, o hikayesinden bahsetti ve sevginin ne olduğunu anlattı. O filmde de geçer. Dedi ki, sevgi elbette kamba çok önemli bir şeydir ama sevgi emektir. İşte sizin kızlarınızla olan ilişkiniz kanın üstünde, sevgi emektir. Çocuklarla ilgili işlem gören, onların peşinden giden kişiye verilen soyadı, Atatürk tarafından verilen soyadı Umay. Bu salonda oturanların büyük çoğunluğu Umay'ın kafalarında çok özel bir yere sahip olduğunu bilirler, kalplerinde. İşte biz onun için Atatürk'ümüze mavi gözlü bozkurtumuz diyoruz. Onun için bugün bizi yönetenler bu vizyona erişmelerinin mümkün olmadığı için, bu kalbe, bu yüreğe kafalarının mümkün olmadığı için, onun için Atatürk'le mücadele ediyor. Onun için onun kurduğu bu cumhuriyeti zayıflatmak için, değerlerini zayıflatmak için ellerinden geleni yapıyorlar ama başaramayacaklar. Çünkü biz varız. Aziz milletim, Bay Kriz ve arkadaşlarının ülkemizi içine düşürdüğü ve her geçen gün daha da derinleşen ekonomik kriz, milletimizi 100 liralık bakkal çekine muhtaç ediyor. Poz meraklısı, liyakatsiz kadroların elinde milletimiz her gün çile çekiyor. Geometri kitabı yazmış, hatta geometri terimlerini Türkçeleştirmiş bir baş öğretmenin kurduğu ülkemiz, 4 işlemi bile bilmeden ekonomi yöneten bir çapsızlığın vesayetinde perişan oluyor. Patolojik bir vaka haline gelen bu yönetim anlayışının artık ne milletimize ne de memleketimize verecek hiçbir şeyi kalmadı. Hal böyle olunca da Bay Kriz ve arkadaşları saçmalama konusunda birbirleriyle yarışır hale geldi. Mesela memleketin okumuş gençleri her fırsatta iteklenip akın akın yurt dışına gitmek zorunda bırakılırken, Ulaştırma Bakanı çıkıp bugün yurt dışına mühendis ihraç eden bir konuma geldik diye övünüyor. Yani görevleri gençlerimize iş fırsatları, girişimcilik imkanları oluşturmakla görevli olanlar, ülkesini terk etmek zorunda kalan okumuş evlatlarımıza zerre utanmadan ihracat diyor. Hatta Ulaştırma Bakanı'nın patronu da ihracatı çoğaltmak için doktorlara defolun gidin diyor. Niye doktorları kovuyor diye defolup gidin, bu ülkeye gidin, bu ülkeden gidin dediğini anlamamıştım. Meğer ihracat rakamlarını çoğaltmak istiyormuş adam. Yani anlayamadık kendisini. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da STK temsilcileriyle iftar programında bir araya geldi. Türkiye bugünlere dikensiz bir gül bahçesinde yürüyerek değil, adeta akrebin kıskacında yoğrularak geldi. Vesayet güçlerinden devlet içine çöreklenmiş çetelere, pek çok yapının devrede olduğu sokak olaylarından terör örgütlerinin saldırılarına kadar sayısız badire atlattık. İşte Dolmabahçe Camii, o camiyi de hatırlayın o geceyi. Bira kutularıyla caminin içinde o oturan müptezeller, loderler vasıtasıyla camiden ta buradaki makamımıza kadar kanallar açmak suretiyle geldiler. Ondan sonra da gezicilerle beraber buradan Taksim Meydanı'na yürüdüler. İşte o geziciler maalesef o gün orada kaldılar ve bunu ne adına yaptılar? Çevre adına yaptılar.
Bu nasıl çevrecilik? Ve çevreciliğin destanını bu ülkede biz yazdık. Ve bizler 5 milyon civarında fidan ağaç dikerek bunu yaptık. Orada 12 tane ağacın bir yerden bir başka yere naklini kalktılar. Dediler ki işte bunlar bak ağaçları söküyorlar. Bunların hayatı bu. Yalan, akşam yalan, sabah yalan. Ve Cumhuriyet mitingleriyle adeta darbe çığırtkanlığı yaptılar. Efendim haberlerimize devam edeceğiz. Öncesinde Posta Gazetesi'ne bakalım. Posta'da öne çıkan başlıkları aktaralım hemen sizlere. Manşetinde köpükten baron çıktı başlığı yer almış. Uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri gelirle köpük partileri düzenleyip sosyal medyada paylaşan uyuşturucu baronları Yalova narkotik ekiplerinin operasyonu ile çökertildi. Paylaştıkları köpük partileri videolar çeteyi ele verdi. İstanbul'da yüklü miktardaki uyuşturucu alıp bayram öncesi torbacı diye bilinen satıcılara dağıtmak için Yalova'ya gelen çete üyelerine baskın düzenlendi. Ekipler önceki gün İstanbul plakalı bir taksiyi çevirdi. Bagajda 4 poşet halinde 4 kilo 100 gram bonzai bulundu. Sürücü Suat Akkuş ve Sami Akar gözaltına alındı. Buluşma noktasına giden narkotikçiler torbacı Sabri Özdemir'i de yakaladı. Alem videoları çıktı denilmiş. Bursa'dan sırtında okul çantası ile yüklü miktarda uyuşturucu hap getiren Necdet K. ise Yalova merkezde gözaltına alındı. Necdet K. ile Sabri Özdemir'in kazandıkları TL ve dövizleri masa üzerine dizip naylon poşetlere doldurdukları videolar çektiği ortaya çıktı. Ayrıca lüks bir villada kadınlarla köpük banyosu yaptıkları görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştıkları da tespit edildi. Maç bileti kara borsada 30 bin lira başlığı yer alıyor. Trabzonspor yarın seyircisi önünde Antalyaspor'dan bir puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Rakibi Fenerbahçe bugün sahasında puan kaybederse de kutlamalar geceden başlayacak. Trabzon'da 500 TL'lik kale arkası biletler kara borsada 5000 TL'ye, 5000 TL olan VIP Platinum biletler ise 30.000 TL'den satılıyor. Havayolu şirketleri günlük ek sefer sayısını 42'ye çıkardı. Şampiyonluk kutlamaları için ise 2 alan ayrıldı. Ve Falakalı Fantazi'ye 9 yıl hapis istemi başlığı yer almış. Kayseri Melik Gazi'de güzelliklerine göre 250 ve 500 TL'ye anlaştığı kadınları Falaka'ya yatırdığı görüntüleri ortaya çıkan kargo görevlisi Erkan Tay hakkında 2 ayrı suçtan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Erkan Tay'nin karısı HT'ye yaptıkları nedeniyle eşe karşı eziyet çektirme suçundan 2 ila 5 yıl hapsi, müstehcenlik suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi. Sudan sebepli ölüm. Adana Sarı Hamzalı mahallesinde Ömer Talip Sabuncu, ikizi Yunus ve diğer kardeşi Mehmet'le sulama kanalında yüzerken SK ile arkadaşı EK'da suya girdi. Ömer Talip kanalı atladığı sırada SK'nın üzerine su sıçrattığında kavga çıktı. SK cebinden çıkardığı bıçakla Ömer Talip'i kasından yaralayıp arkadaşı EK ile kaçtı. Atar damarı kesilen Ömer Talip kaldırıldı hastanede. Maalesef ki kurtarılamadı. İşte takas anı başlığı yer alıyor. ABD ile Rusya arasında önceki gün Ankara'da gerçekleşen tutuklu takasının görüntüleri ortaya çıktı. Soğuk savaş dönemi casus takasını aratmayan görüntülerde Amerikan eski deniz piyadesi Trevor ile Rus pilot Konstantin Esenboğa Havalimanı'nda yan yana duran iki uçağın arasında heyetler eşliğinde yürüdü. Saat 14'te gerçekleşen tutuklu takasına yüzleri mozaiklenen MIT mensuplarıyla ABD ve Rus heyetleri eşlik etti. Filmlerdeki gibi apronda kollarına giren ajanlarla beraber yürüyen iki tutuklu tam ortada buluştu. Takas öncesi Rus ve ABD heyetleri tokalaştı. Daha sonra her iki tutuklu kendi ülkesinin uçağına bindirildi. Kadın doktora doktor eşinden hastanede şiddet başlığı yer almış. İzmir Söke Hastanesi'nde 14 yıldır çalışan diyaliz hekimi Doktor Nesrin Kanbal rahatsızlığından dolayı İzmir'e Getip Fakültesi'ne gitti. Orada 22 yıl evli kaldı ancak alkol nedeniyle şiddet gördüğü için 2 yıl önce ayrıldığı kendisi gibi doktor olan eşi N.Y.'yi gördü. Bağımlılık kliniğinde yatan N.Y. eşi Nesrin Kanbal'ı duvara çarptı. Kadın doktorun vücudunun sağ kısmı ezildi, başı yarıldı. 4 dişi kırıldı denilmiş. Ve 1 yılda 5000 korucu uzman çavuş olacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bingöl'de dün güvenlik korucuları ile bir araya geldi.
Soylu 365 gün içerisinde 5000 korucu uzman çavuşluğa geçmiş olacak. Bu dünyanın hiçbir noktasında gerçekleşmeyecek bir olaydır, dedi. Bayramda cezaevinde açık görüş yapılacak başlığı yer alıyor. Adalet Bakanlığı Cumhuriyet Başsavcılıklarına genelge gönderdi. Genelgeye göre hükümlü ve tutuklular Ramazan Bayramı nedeniyle 3-8 Mayıs'ta aileleri ve birinci derece akrabalarıyla açık görüş yapabilecek. Covid-19 pozitif ve temaslı olanların açık görüş hakları ertelenecek denilmiş haberin ayrıntısında. İş sayfadaki başlıklara bakalım hemen. Sevgililerin korkunç planı başlığı yer alıyor. Muğla'da sevgili olan Haydar Mahdi Karen'le Elizabeth Rose arkadaşları Kerim Bozan'ı arayıp Antalya'ya gezmeye gideceğiz diyerek araçlarını aldı. Daha önceden satın aldıkları iple Kerim'i boğarak öldüren sevgililer cesedi de kimsenin olmadığı dere yatağına attı. Muğla Seydikemer'de 26 Nisan'da dere yatağında Kerim Bozan'ın cesedi bulundu. 24 yaşında Kerim Bozan iple boğularak öldürüldüğü belirlendi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis Kerim Bozan'ın en son İngiliz Elizabeth Rose ve Iraklı Haydar Mahdi ile görüldüğünü tespit etti. Sevgili oldukları öğrenilen Oleri ile Süveyt Fethiye'de bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Sivit ifadesinde Elizabeth ortak arkadaşımız Kerim'in kendisini mesajla ve sözlü olarak rahatsız ettiğini söyledi. Kerim'i uyarmama rağmen sevgilimi rahatsız etmeye devam etti. Kerim'i arayarak Antalya'ya gezmeye gideceğimizi ve bizimle gelmesini istedim. Kendisini aracımıza aldık. Elizabeth'in yanına Kerim oturdu. Bir süre sonra ipi boğazına geçirdim ve boğdum dedi. İki sevgili ise tutuklandı denilmiş. İtalya hayali kabusa döndü. Afgan Necibullah Pakistan ve Ferhan Pakistan, Süleyman Alender ve Sabir Şükrü'yü İtalya'ya götürme vaadiyle kandırıp İstanbul Arnavutköy'de bir eve getirdi. Şüpheliler Afgan Süleyman Alender ve Sabir Şükrü'yü bağlayıp 8 gün rehin tuttu. Çete üyeleri iki kişinin Afganistan'daki ailelerini arayıp 18 bin dolar fidye talep etti. Çete üyesinin telefonunu gizlice alan rehinelerden biri Türk arkadaşına konum atıp yardım istedi. Eve baskın düzenleyen polis iki rehineyi kurtardı. Evde 9 kaçak göçmen de bulundu. Binanın havalandırma boşluğundan kaçarken yakalanan iki şüpheli tutuklandı. Çete lideri tarlada yakalandı. Diyarbakır'da haksız kazanç elde etmek amacıyla adam öldürme, yaralama, tefecilik, rüşvet ve tehdit suçlarını işleyen Koyunlar isimli suç örgütüne operasyon düzenlendi. 300 polisin katıldığı operasyonda 35 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında kaçan suç örgütünün lideri CK polis helikopteri tarafından tespit edilerek tarlada yakalandı. Örgütün yöneticilerinden biri ise evde halının içinde sarılı halde bulundu. Bariyere ok gibi saplandı Antalya Konya altında. 25 yaşındaki Ethem Isıl'ın kullandığı taksi bariyere çarptı. Ethem Isıl olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye araçla sıkışan Ethem Isıl'ın cansız bedenini güçlükle çıkardı. Elinde kardeşinin gömleğiyle morga giden Ethem Isıl'ın ablası Esra ise Ethem neredesin Ethem, kardeşimi giydirip götürelim diye feryat etmesi ise yürekleri dağladı. Velayet kavgasında eski eşini öldürdü başlığı yer alıyor. Tekirdağ Kapaklı'da Ülkü Durmaz boşandığı ve 3 çocuğunun velayetini alan Erdinç Ospar'ın evine gitti. Ülkü Durmaz velayet nedeniyle tartıştığı eski eşini bıçakladı. Erdinç Ospar da Ülkü Durmaz'a tabancayla ateş etti. Ülkü Durmaz hastanede hayatını kaybetti. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Erdinç Ospar adliyeye sevk edildi. Pide kuyruğunda Gazi'yi dövdüler. Kocaeli Körfezi'de fırına pide almaya giden Kıbrıs Gazi'si 68 yaşındaki Abdullah Al burada tartıştığı 3 kişi tarafından dövüldü. Aldığı darbeyle yere yığılan Abdullah Al hastaneye kaldırıldı. Bağırsağında yırtık olduğu tespit edilen Abdullah Al ameliyat edildi. Saldırganlardan şikayetçi olan Gazi dövdükleri sırada beni tanıyan biri Abdullah amca Gazi vurmayın dedi. Fakat saldırganlar kim olursa olsun diyerek saldırmaya devam etti diye konuştu. İfadelerin ardından serbest bırakılan 3 saldırgan hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Sipariş verip kurşun yağdırdı. İstanbul Avcılar'da çiğ köfteciye giden bir kişi sipariş verdikten sonra iş yeri sahibi Burak Demir'e tabanca ile ateş etti. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Bacağından yaralanan Burak Demir tedaviye alındı. Polis saldırganı arıyor. Son 3 başlığa yer verelim. Vahşet yaşandı. Bursa'da bir sitede Fatma Sarı ve komşularının gönüllü olarak baktıkları 4 yavru kedi boğazı ve karnı kesilmiş halde apartmanın bodrum katında bulundu.
Hayvanseverler şikayetçi oldu. Kedilerden rahatsız olan çok kişinin olduğunu belirten Fatma Sarı, bunu yapan yarın çocuğa, kadına, insana ne yapmaz dedi. Polisin kedileri kesen kişiyi arama çalışması ise sürüyor. İnşallah bir an önce bulunur ve cezasını alırlar. Babasının traktörü ölüme götürdü başlığı yer almış. Son iki başlıktan bir tanesi Adana'da Süleyman Kupçak evinin önündeki traktörle geri manevra yaparken aracın arkasındaki 5 yaşındaki oğlu Yusuf Kupçak'a fark etmedi. Traktörün altında kalan küçük çocuk hayatını kaybetti. Yusuf dün toprağa verildi. Pitbull davasında tutukluk almadı. Gaziantep'te 22 Aralık 2021'de babasının apartman görevlisi olarak çalıştığı sitede iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Asiye Ateş 5 yaşında ağır yaralanmıştı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden Mustafa Ali Bol, Mustafa Yiğit, Süheyla Kurçak ve Zeliha Can tutuklanmıştı. 21 Şubat'ta yapılan duruşmada tahliye olan sanıklar yeniden tutuklanmıştı. Dün hakim karşısına çıkan sanıklar köpeklerin sahibi olmadıklarını söyledi. Mahkeme 4 sanığın tahliyesine karar verdi denilmiş. Evet, Posta Gazetesi'nde öne çıkan başlıkları aktarmış olduk sizlere. Haberimizle bir kez daha devam edelim. Afyonkarahisar'da Kadir Gecesi'ne özel program düzenlendi. Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Zafer Meydanı'nda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Medine iftarı düzenlendi. İftar programında Zafer Meydanı bereketle doldu taştı. Kur'an bülbülleri Hafız Ahmet Yüksel, İmam Hatip Mansur Sağır ve Murat Alkan'ın yer aldığı programda akşam namazının ardından Enderun usulü teravih namazı kılındı. İlahi ve kasidelerin de okunduğu program Enderun usulü teravih namazı kılınmasıyla son buldu. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar, tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutladı. Bin aydan daha hayırlı bir gece olan Kadir Gecesi'nin bu mübarek ortamında, iklimde, havada tam bir Kadir Gecesi havası. Ne sıcak ne soğuk. İnşallah müminlerin miracı aslında bu gece. 80 yıllık bir hayatı tekabül eden bu gecede inşallah dualarla, zikirlerle, namazlarla, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle güzel bir akşam olur. Biz de burada Afyon Belediyesi ve paydaşlarıyla beraber Medine iftar dediğimiz daha az yemek ve daha çok tefekkür ortamı içeren bir iftar ortamı hazırladık. Arkasından da insanlar camilerimize, değişik yerlerdeki ibadetlere akın edecekler. İnşallah Cenab-ı Hak bir daha bizleri Ramazanlara, Kadir gecelerine ve bayramlara ulaştırsın. Ev hizmetlerinde çalışan kadınlarla iftar yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da engelliler çalıştayına katıldı. ADS ya da aile destekleri sigortası asgari ücret kadar olacak. Bizim hedefimiz o. Öyle olunca bir ailede asgari ücret geliri kadar bir gelir yoksa o sigorta dalı o aileye her ay asgari ücret kadar bir ödemeyi garanti eder. Böylece hiçbir ailede benim geçimim yok, imkanım yok diye bir şey olmaz. Diyorsunuz ya ilk neyi yapacaksınız? İlk yapacağımız işlerden birisi de siyasi ahlak kanunu. Buyurun sen. Hep şunu söylerim. Bir ülkenin çözülemeyecek sorunu yoktur. Yeter ki sorunu yaşayanlarla sorunu çözecek olanlar bir araya gelsin. Sorunu yaşayanlar, sorunu en iyi bilen kişilerdir. Ve onlar sorunun nasıl çözüleceğini de üç aşağı beş yukarı tartışarak bir şekliyle paylaşırlar. Ama sorunu çözecek makamda olan kişiler sorunu yaşayanları dinlemezlerse ürettikleri çözümler çözüm olmaktan çıkar. Burada iki değerli belediye başkanımızı da dinledik. Yeni Mahalle Belediye Başkanımızı da, Büyükşehir Belediye Başkanımızı da engeller konusunda neler yaptıklarını, onların sosyal yaşamda nasıl daha güçlü hale gelmeleri gerektiğini, kültürel hayatta bir şekliyle daha başarılı olmaları için önlerindeki engellerin kaldırıldığını bir şekliyle anlattılar.
Ama iki belediye başkanımız bunu anlattı. Ama Türkiye'nin bütün illerinde, ilçelerinde şu veya bu şekilde bir engelli kardeşimiz var. Dolayısıyla olayın elbette ki hukuk normları var. Bakıyorsunuz anayasamızda hüküm var. Az önce arkadaşımız da ifade etti. 61. madde, devlet sakatların korunmasını ve toplum yararına intibaklarını sağlayıcı tedbirler alır. Alabilir değil, alır. Almak zorunda. Yeteri kadar alındı mı? Hayır. Anayasada hüküm var mı? Var. Yasalarda hüküm var mı? Var. İmzaladığımız uluslararası sözleşmeler var. Onların tamamı da geçerli. Ama maalesef yeteri kadar engelleri mutlu edecek önlemler alınmış değil. Pek çok açıdan sorunumuz var. Bu sorunlar çözülür mü? Evet, çözülür. Bu çalıştayın temel amacı sizin yaşadığınız sorunları aktarmak ve çözümler konusunda ortaklaşmak. Bunu niye düzenliyoruz? Çünkü biz Türkiye'nin sorunlarını çözmek istiyoruz. Her kesimin sorununu çözmek istiyoruz. Engellerin sorunu var mı? Var. Nasıl çözeceğiz? Çalıştay yaparak. Siz anlatacaksınız. Oturacağız, çözümler konusunda ortaklaşacağız ve onu bir tarafa koyacağız. Sizden isteyim, ister dernek, ister konfederasyon, ister vakıf, neyse engelli arkadaşlarımın oluşturdukları sivil toplum kuruluşları veya dernekler, neyse bu çalıştayın sonuçlarını alın, iktidar olduğumuzda da bize sorun. Yani bir tarafa bırakmayın, bize sorun. Biz benzer çalıştayı tarım konusunda da yapıyoruz. Gençlik konusunda da yapıyoruz. Hayatın her alanında çalıştaylar yapıyoruz. Ve bu çalıştayla kültür sanat alanında da yaptık. Değerli kültür sanat insanlarını da çağırdık. Onları da dinledik. Dolayısıyla bizim anlatımımızdan çok daha önemli sizin ortaya koyacağınız sorunlardır. Ve bu çalıştay bizim açımızdan son derece değerlidir. Partisinin grup toplantısında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bizim geçmişimiz Türktür, bugünümüz Türktür, yarınımız da Türk olacaktır." diyerek tepkilerini sıraladı. Ayrıca hepimiz karşılıklı anlayış çerçevesinde birbirinin yarasını sarmaya çalışan Anadolu insanları olmalıyız sözleriyle akıldanelik yapmaya kalkışmıştır. Geçmişte acılar yaşanmıştır. Ancak bu geçmiş, bu tarih, Babacan'ın geçmişi, zilletin tarihi değildir. Bizim geçmişimiz Türktür, bugünümüz Türktür, yarınımız da Türk olacaktır. Bu aziz vatanda mensubiyeti ve milliyeti belirsiz insan topluluğu değil, Türk milleti yaşamaktadır. Anadolu insanları tabiri köksüz ve kimliksiz bir tanımdır. Rahmetle, hürmetle andığımız Sultan Abdülhamit Han bizimdir. Talat Paşa bizimdir. Enver Paşa bizimdir. Mustafa Kemal Paşa bizimdir. Bizden olmayanların bugün çıkıp sözde soykırım bilirkişliğini taslamaları utanmazlıktır, gafilliktir, münafıklıktır. ABD Başkanı Biden'ın 2001 tarihinde olduğu gibi bir kez daha sözde soykırımdan bahsetmesi bizim nezdimizde hükümsüzdür, hukuksuzdur, hayasız ve isnattır ve kınanmayı da hak etmektedir. Politikacıların tarihi gerçekleri çarpıtıp kendilerini mahkeme yerine koymaları felakettir. Osmanlı hikmeti pek çok mühim ve acil sebeplerden dolayı 27 Mayıs 1915 tarihinde iç güvenliği ve cephe gerisini emniyete almak için zorunlu göç kararı almıştır. 19. yüzyıla kadar tebaayı sadıka olarak aramızda yaşayanların dış tahriklerle, dış telkinlerle, azgınlaşmış çeteleri aracılığıyla ecdadımıza ihanet etmesi 1915 tehcir kararının alınmasını mecburi hale getirmiştir. 1915 tehcir kararı bir hakkın doğru bir karardır. Bugün olsa
yine aynısı sonuna kadar yapılmalıdır. Sözde Ermeni çetelesi tutanlara soruyorum. Sayıları 500 bini aşan Müslüman Türklerin katliamına niçin suskunsunuz? Behey vicdansızlar, karınları deşilen çocukların yürek yakan hallerine, vahşi işkencelerle canı alınan masumların hala dinmeyen, hala kesilmeyen, hala hafızalardan çıkmayan feryatlarına ne diyeceksiniz? Nasıl bir yorum getireceksiniz? Her yılın 24 Nisan günü ABD başkanlarının 1915 olayları hakkında ne diyeceğine bugüne kadar her kesimden kafa yorulmuş, müşterek bahis konusu olan bu hususta televizyon ekranlarında afaki tahminler yapılmıştı. 24 Nisan sendromu Türkiye ile ABD ilişkilerinde değişmez bir gerginlik unsuru haline gelmişti. Türk tarihi ve ecdadımız için haksız ve temelden yoksun bir mahkumiyet ilamı, niteliğini taşıyan açıklamalar gündemi işgal etmişti. Bundan sonra ne söylerlerse söylesinler, ellerinden geleni ardına koymasınlar. Artık bizim için yalnızca kuru gürültüdür. Biz tarihimizle müfteyiz, ecdadımızla gurur duyuyoruz, hepsine Allah'tan rahmetler diyoruz. Kendi kanlı tarihlerine bakmayan, bundan ders almayan, yüzü kızarmayan ülkeleri ve zillet faillerini hem Adem'e mahkum ediyor hem de Allah'a havale ediyoruz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6 siyasi partinin bir araya gelmesiyle ilgili de konuştu. Fikir birliği yaptıklarını belirten Akşener, Allah bizleri milletimize karşı utandırmasın ifadelerine yer verdi. Mesela demokrasinin işletilmesi, Türkiye'nin bir hukuk devleti olması ve kuvvetler ayrılığının tesis edilmesi konularında fikir birliğine sahibiz. Bu vesileyle buradan başta ev sahipliği yapan Sayın Gültekin Uysal olmak üzere toplantıya katılan Sayın Genel Başkanlara huzurunuzda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Allah bizleri milletimize karşı utandırmasın. Biz İYİ Parti olarak andolsun ki egemenliğimize yeniden sahip çıkacağız. Millet ile devlet arasındaki bağı yeniden güçlendireceğiz. Cumhuriyetimizin değerlerini yeniden yaşatacağız. O büyük vizyonun bayraktarları olan bizler hala buradayız. Bize cumhuriyetimizi armağan eden kahramanlarımızın ruhu şad, mekanları cennet olsun. Rabbim bize zengin, mutlu ve huzurlu bir Türkiye'de nice 23 Nisanları neşeyle, coşkuyla ve gururla kutlamayı nasip etsin. Değerli dava arkadaşlarım, 23 Nisan'ın çocuk bayramı olarak kutlanması Atatürk'ün çocuklara verdiği değerden kaynaklanır. Çünkü ulusal egemenlik hedefi ancak ve ancak milli şuurun nesilden nesile aktarılmasıyla mümkündür. Yani milletçe çocuklarımıza değer vermemizle mümkündür. Peki çocuk kimdir? Hep gülsün, mutlu olsun istediğimiz, merak duygusunu ateşleyerek öğrenmesine rehberlik ettiğimizdir. Ezber bilgileri zihnine sıkıştırmak yerine bilgi üretmesine yardımcı olduğumuzdur. Zorlandığında kolayı gösterdiğimiz, üzerinden sorumluluklarını aldığımız değil, kendi ayakları üzerinde durabilmesi için cesaretlendirdiğimizdir. Çocuk ülkemizin geleceğidir. İşte Atatürk daha o yıllarda çocuklarımızın ne kadar önemli ve değerli olduğunu gördüğünden tarihte ilk kez yalnızca çocuklara özel bir günü, meclisimizin kuruluş günüyle özdeşleştirmiş, bayram olarak kutlanmasını istemiştir. Nitekim Atatürk bu vizyon doğrultusunda çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir demiştir.
Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı. Onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır demiştir. Çocuk sevgisi insan sevgisi için bir ihtiyaçtır demiştir. Peki bugün Gazi'nin daha 1920'lerde ortaya koyduğu o vizyonun neresindeyiz? TÜİK'in 5. çocuk iş gücü araştırması sonuçlarına göre Türkiye'de bir ekonomik faaliyette çalışan, dikkat ediniz, 5-17 yaş grubundaki çocuklarımızın sayısı 5-5, sayısı 720 bin. Okulunu terk etmek zorunda kalan çocuklarımızın sayısı da maalesef azımsanmayacak kadar fazla. %78'i kayıt dışı çalışan, adlarına çırak diyerek sorumluluktan kaçtığımız 2 milyona yakın çocuğumuz var. Bunun da yanında okula devam ettiği halde makul bir gelecek kurmaktan yoksun bırakılan, öğrenmesi ve gelişimi ihmal edilmiş çocuklarımız var. Peki ya çocuk gelinler? TÜİK'e göre son 10 yılda 281.418 kız çocuğumuz evlendirildi. Mendil kapmaca oynamak yerine mendil satan, oyuncak bebeği yerine kendi bebeğiyle oynayan çocuklarımız var. Ve ne acıdır ki cinsel, fiziksel ve duygusal istismardan koruyamadığımız çocuklarımızın sayısı son 10 yılda 700 kat artmış. Değerli milletvekilleri, bugün Cumhuriyetimizi kuran iradenin çocuklarımıza dair koyduğu o vizyonun işte bu kadar uzağındayız. 1921 yılında çocuk esirgeme kurumunu kurarak savaşta babasını, ailesini kaybetmiş yetim çocuklarımıza kol kanat geren o kapsayıcı devlet anlayışının işte bu kadar uzağındayız. Bugün maalesef Atatürk'ümüzün çocuklarımıza verdiği değerin işte bu kadar uzağındayız. Afyonkarahisar'da Ramazan Bayramı öncesinde termal otellerde doluluk oranı %85'e ulaştı. Termal otellerde doluluk oranı %85'e ulaştı. Tatilcilerin tercihi bu bayramda Afyonkarahisar'ın dünyaca ünlü şifalı suları oldu. Termal oteller bayrama sayılı günler kala misafirlerini ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı. Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı bir termal otelin genel müdürü Mustafa Acar, bayram öncesi otellerin %85 oranında doluluk seviyesine ulaştığını söyledi. Acar şöyle konuştu. Afyonkarahisar bayram dönemi tatilinde tatilcilerin tercih noktası oldu. Otellerimiz %80-85 bandında doluluklara ulaştı. Misafirlerimize en güzel hizmeti verebilmek için tüm otelciler burada hazır bekliyoruz. Her otelin kendine göre bir aktivite programı var. Artık şifalı sularımızın yanına kültür turizmini de ekledik. Frig bölgesinde Ayazine adı altında güzel bir bölgemiz oldu. Normalleşme sürecinin yaşandığı bu günlerde de otellerin hijyen kurallarına çok sıkı dikkat etmeye devam ettiklerini ifade eden Acar şunları söyledi. Misafirlerimiz zaten otellerde maskelerini takıyorlardı bu süreç içerisinde. Fakat artık maske takma zorunluluğu kalktı. Misafirlerimiz daha rahat edecektir. Fakat güvenli turizm belgesinin belirlediği kriterler var. Biz bu kriterler doğrultusunda hizmetlerimizi vermeye devam ediyoruz. Sadece kapalı alanda maske zorunluluğu kalktı. Ama gerekli tüm hijyen ve temizlik aksiyonları otellerde devam ediyorlar. Hala diyoruz en güvenilir yer oteller diyoruz. O yüzden tüm misafirleri de bekliyoruz. Şimdi kısa bir ara. Efendim kısa aranın hemen sonrasında birlikteliğimize ikinci saatimize haberlerimize devam ediyoruz. Bayram yoğunluğu artmadan şeker, lokum ve çikolata turuna çıkalım şimdi de.
11 ayın sultanı Ramazan'ın son günlerine girilirken Ramazan bayramı hazırlıkları da başladı. Bayram alışverişi yapmak için esnafların yolunu tutan vatandaşlar yoğun günlere kalmadan şimdiden şeker, lokum ve çikolata almaya başladı. Şekerci esnafları bayram öncesi hareketliliğini Kanal 3 mikrofonlarına değerlendirdi. Geçen seneki gibi şeyimiz yok, tadı yok. Bayramın zevki yok. Ama işte bekliyoruz, olursa olacak değil mi? Yani ona bakar 3-4 sene evvel şeyler bitti. Ramazan da tadı yok. Normal, ne hızlı ne yavaş bayram hareketi var. Yabancımız olduğu müddetçe de bayağı da işlerimiz normal olarak gidiyor. Pandemi yeni yeni bitti. Bu yıl vatandaşlar bayram yapacak. Peki hareketlilik var mı? Geçen seneye oranla bir değerlendirebilirsiniz. Daha şimdilik yok. Ama yarın bir gün ne olur onu da bilemeyiz. Çok şimdi güzel. Uzun çağrısı bak kimseler yok. Peki neden sizce böyle oldu bu sene? Biraz hayat pahalı, biraz para yok. O vaziyette. Esnaflar hangi lokumu önerirsiniz sorusuna da şöyle cevap verdi. Kaymak lokum, cevizli, fındıklı, mesela çikolata bunları önerilmiş. Yerlimiz ve yabancımız kaymaklı lokumu, ceviz sucuğunu daha çok talep ediyor. Şeker dağıtçığını, ekmek kadayıfı, baklava talep ediyor. Yabancımız da kaymak lokum, yerlimizde de ekmek kadayıfı kaymak. Uzun yıllardır esnaflık yapan Abdullah amca, eski bayramların tadı yok dedi ve sözlerine şöyle devam etti. Eski bayramlar bambaşkaydı. Şimdi o yok artık. Eski Ramazanlar da yok, bayramlar da yok. Afyonkarahisar Hocaahmet Yesevi İlkokulu'nda eğitim gören minik öğrencilerin sema gösterisi izleyenlerden tam not aldı. Hocaahmet Yesevi İlkokulu'nda eğitim gören 1C sınıf öğrencilerinin sunduğu sema gösterisi büyük bir ilgiyle izlendi. Okul müdürü Abdullah Demir ve sınıf öğretmeni Bircan Acar'la eğitmen Yasin Tugan tarafından hazırlanan 15 kişilik sema grubu Ramazan etkinlikleri çerçevesinde Zafer Meydanı'nda gösteri sergiledi. Öğrencilerin sunduğu sema gösterisi meydanı renklendirirken izleyicilerden de tam not aldı. Afyonkarahisar'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar parklardaki banklarda yerini aldı. Afyonkarahisar'da son 20 yılın en soğuk ve en karlı kışlarından biri geride kaldı. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri seviyesine ulaştı. Güneşle birlikte kendini sokağa atan vatandaşlar, kent merkezindeki Anıt Park'ta güneşli havanın tadını çıkardı. Ramazan ayı olması nedeniyle iftara kadar parklarda oturan bazı vatandaşların ağaçların altına yatarak öğle uykusuna daldıkları da görüldü. Vatandaşlar temiz ve güneşli havanın tadını çıkardı. Valla biz çetin geçti ama havalar güzeldi, gayet güzel. Bahar havası, ağaçlar, çiçekler gördüğün gibi açtı. İnsanların neşesi geldi, morali geldi. Yaz her şeyden güzel. Valla Afyon'un kışı eskisi yok. Kışlağı yok. Evet. Bereket de azaldı. Kar oldu şuna diz boyu. Gübre tarlalara. Evet. Anladın mı? Evet. Ama şimdi, yine... Dışarı yaptınız siz de havalar. Attık canı Rabbim öne veriyor. Biz de çıkıyoruz dışarıya. Bu sene 30-35 sene böyle kış görmediydik. Bu sene güzel oldu kışımız. Sularımız, barajlarımız doldu. Ben de balıkçıyım. İnşallah barajlarda bol balık olur, tutarız.
Evet, şimdi de Gazete 3'te öne çıkan başlıklarla devam edelim. Sürmanşetinde Ramazan etkinlikleri çok büyük ilgi gördü başlığı yer alıyor. Zafer Meydanı'nda düzenlenen Ramazan etkinlikleri hakkında açıklamalarda bulunan organizatör Bilal Şener, gerçekleştirilen etkinliklere Afyonkarahisar halkının büyük ilgi gösterdiğini ifade ederek desteklerinden dolayı Vali Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybe'ye teşekkür etti. Tüm çabamız en güzel yarınları bırakabilmek diğer bir başlık. Vali Gökmen Çiçek Atatürk İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden, hayallerini, hedeflerini dinleyen Vali Gökmen Çiçek, bizlerin tüm çabası sizlere en güzel yarınları bırakabilmek için dedi. Ve oteller bayramı bekliyor. Afyonkarahisar'da Ramazan bayramı öncesi otellerde doluluk oranları %90'lara ulaştı. Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı ve İkbal Termal Otel Genel Müdürü Ali Gümüşhan yaptığı açıklamada, misafirlerimiz baharla beraber Afyonkarahisar'ı özledi. Hem burada tarihi turistik yerleri gezecekler, dinlenecekler hem de termal keyfine varacaklar. Afyonkarahisar'da tüm misafirlerimize en iyi bayram tatilini sunacağız dedi. Ve manşete bakalım. Talepler Vali Çiçek'e iletildi. Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, AK Parti İlçe Başkanı İdris Er, Tatarlı Belediye Başkanı Şuayip Çiçek, İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet Çetin ve Bilal Demiröz'le birlikte Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'le görüşerek talepleri ilettiler. Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı ve beraberindekiler Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Görüşmede Vali Gökmen Çiçek'e Dinar'la ilgili talep ve istekleri ileten Başkan Sarı ve beraberindeki heyet, Vali Çiçek'e ilçeye verdiği destekler ve ilgi alakasından dolayı teşekkür ettiler. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Görüşme sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Sarı, Dinar'ımıza en iyi şekilde hizmet vermek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Amacımız Dinar'ımızı modern ve yaşanabilir bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerletmektir. Bu süreçte göreve geldiğimiz günden bu yana bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Valimiz Gökmen Çiçek'e teşekkür ediyoruz dedi. Ve diğer bir başlık, vatandaşlar maddi zorluklarla boğuşuyor. CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar'ın ilçelerinde temaslarda bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi. Köksal, vatandaşların ciddi ekonomik sıkıntılar içinde olduğunu ifade ederek, ekonomik sıkıntılar dağları aşmış, kime dokunsanız esnafı, işçisi, çiftçisi, emeklisi, iş insanı hemen hemen herkesin büyük maddi zorluklarla boğuşuyor dedi. Köksal vatandaşlara CHP iktidarında yapılacak olan çalışmaları da anlattı. Çıracıoğlu koordinasyonu sağlayacak. İyi Parti İl Başkanı Muhammed Mısırlıoğlu tarafından Selma Çıracıoğlu İl Seçim İşleri Koordinasyon Kurulu Başkanı olarak görevlendirildi. Görevlendirme yazısını Çıracıoğlu'na takdim eden Başkan Mısırlıoğlu, hayırlı olsun temennilerimle başarılar diliyorum dedi. Eski şoseye sıcak asfalt atacağız. İsçeysar ilçesi Eski Şose yoluna yapılacak olan sıcak asfalt çalışmaları öncesi zemin düzleme çalışmaları devam ediyor. Yeni aldığı motosiklet perte çıktı. Afyonkarahisar'da yeni aldığı motosikleti evine götürürken kaza yapan sürücü ağır yaralanırken piyasa değeri yaklaşık 400 bin TL olan motosikleti olay sonrası kullanılamaz hale geldi. Önceliğimiz can ve malı korumak. Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat Başkanlığında güvenlik koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakam Bolat, ilçemizin huzurunu korumak, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı 7 gün 24 saat aralıksız çalışmalarını yürütmektedir. Önceliğimiz can ve malı korumaktır dedi. İhtiyaç sahiplerine yardım ile Emirdağ Belediyesi yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan ayında vatandaşlara yardım eli uzatmaya devam ediyor. Minik Semazenler sahne aldı başlığı yer almış. Afyonkarahisar Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında Zafer Meydanı etkinlik sahnesinde Minik Semazenler ve Halk Oyunları ekibi sahne aldı. Dazkırlılar iftarda buluştu. Dazkırı ilçesinde Dazkırı Belediyesi ve Dazkırı Kaymakamlığı tarafından ortaklaşa iftar yemeği düzenlendi. Çocuk koroları şenliği vardı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve Devlet Konservatuarı Mezunlar Derneği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 13. Afyonkarahisar 23 Nisan Çocuk Koroları Şenliği düzenlendi. Sandıklı Spor baldaki yerini korudu. Afyonkarahisar önümüzdeki sezon bölgesel amatör ligde temsil edecek ikinci takımı belirleyecek olan baraj maçı Kocatepe Spor Kompleksi'nde oynandı. Emirdağ Spor'u 1-0 mağlup eden Sandıklı Spor bu galibiyetle bölgesel amatör ligdeki yerini korudu.
Dinar'da kaza, bir kişi öldü. Dinar ilçesinde Ahmet Kılıç Aslan idaresindeki kamyon HAÇ'nin arıza yapan tırını tamir etmek için yol kenarında duran ME ile MT'ye ait araçlara çarptı. Kazada kamyon sürücüsü Kılıç Arslan yaşamını yitirdi. Eğitim semineri Başmakçı ilçesinde Türk tarihinde kadının yeri ve önemi konulu eğitim semineri verildi. Seminere Kaymakam Ali Ekber Ateş de katıldı. Seminer öğrencilerin yanı sıra çoğunluğu kadın olan vatandaşlarla muhtarlar da katıldı. Seminerin ardından bir açıklama yapan Kaymakam Ateş, eğitim seminerlerinin farklı konu başlıklarıyla ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini kaydetti. Ve son başlık, dilencilikte yeni yöntem denilmiş. Afyonkarahisar'da eşi ve yanına aldığı bebek arabasına oturttuğu çocuğuyla sokak sokak dolaşıp ilahiler söyleyerek dilenen vatandaşı görenler bu kadarına da pes dediler denilmiş. Gazete 3'te öne çıkan başlıklar bu şekildeydi. Aktarmış olduk sizlere. Odak gazetesinde öne çıkan başlıklarla devam edelim şimdi de. Odak'ta sürmanşette çalışmalar devam ediyor başlığı yer alıyor. Afyonkarahisar Başmakçı Çığır Barajı sulaması inşaatında gelinen son nokta hakkında açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, tamamlanması ile 168 kişiye istihdam sağlayacak olan Başmakçı Çığır Barajı sulamasında çalışmalar devam ediyor dedi. Otellerde bayram doluluğu vardı. Afyonkarahisar'da Ramazan bayramına sayılı günler kala termal otellerde doluluk oranı %85'e ulaştı. Ve manşete bakalım. Gülümsemeniz her şeye değer. Atatürk İlkokulu'nu ziyaret eden çocuklarla çocuk olan Vali Gökmen Çiçek açık ve net konuştu. Sizler bizim yarınlarımızsınız. Sizlere çok inanıyor ve güveniyorum. Sizlerde bu vatan millet sevgisi olduğu sürece bizlere kimse bir şey yapamaz dedi. İlimize göreve başladığı günden itibaren eğitim kalitesini artırmak için büyük çaba ve gayret sarf eden Vali Gökmen Çiçek dün yine öğretmen ve öğrencilerle bir aradaydı. Vali Gökmen Çiçek Atatürk İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenleri dinledi. Öğretmenlerin istek ve taleplerini alan Vali Çiçek, ilimizdeki eğitim seviyesinin arttırılması için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını dile getirdi. Öğrencilerle sohbet eden, hayallerini, hedeflerini dinleyen Vali Gökmen Çiçek, bizlerin tüm çabası sizlere en güzel yarınları bırakabilmek için. Sizler bizim yarınlarımızsınız. Sizlere çok inanıyor ve güveniyorum. Sizlerde bu vatan millet sevgisi olduğu sürece bizlere kimse bir şey yapamaz dedi. Öğrencilerin büyük sevgiseliğiyle karşı karşıya kalan Vali Çiçek, onlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ramazan bir başka güzel. Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda 2 Nisan tarihinden bu zamana kadar yapılan Ramazan etkinlikleri tüm hızıyla ve güzelliğiyle devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Seybey'in talimatlarıyla bu sene Ramazan Afyonkarahisar'da bir başka güzel oldu denilmiş. Kadir Gecesi dualarla kutlandı. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi'ne özel program düzenlendi. Orucu komşularıyla açtı. Afyonkarahisar Güçlü Kadınlar Derneği Başkanı Cansel Kuzu ve ailesi tarafından babaları merhum Nuri Kuzu ve anneleri merhume Hanife Kuzu adına kendi mahallelerinde evlerinin önünde Hamidiye Mahallesi sakinlerine iftar yemeği düzenlendi. Ve son iki başlığa yer verelim Odak gazetesinde. 12 koroda 350 çocuk sahne aldı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve Devlet Konservatuarı Mezunlar Derneği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 13. Afyonkarahisar 23 Nisan Çocuk Koroları Şenliği düzenlendi. Sandıklı Kardeş Yarenler grubu Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çölü makamında ziyaret ederek kendilerine teşekkür ettiler. Kardeş Yarenler grubu Belediye Başkanı Mustafa Çölü'nün kendilerine her türlü desteği verdiklerini ifade ettiler. Altyapı sorunu bitiyor denilmiş. Son başlık İsciğisar ilçesinin mevcut kanalizasyon hatlarının yenilendiği SUKAP çalışmaları Fatih Mahallesi'nde devam ediyor denilmiş. Odak gazetesinde de öne çıkan başlıklar bu şekildeydi. Aktarmış olduk sizlere. Haberimizle bir kez daha devam edelim. Kütahya'da beton mikserin altında kalan kadın yaşamını yitirdi. Beton mikserinin altında kalan talihsiz kadın yaşamını yitirdi. Kazan adresi Kütahya'nın Gediz ilçesi. Adem T idaresindeki beton mikseri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Elmas Baş'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Baş, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri sürücü Adem T'yi gözaltına aldı. Öte yandan kaza çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Evet, Ses gazetesinde öne çıkan başlıklar hemen yer verelim. Parasıyla ev bulamıyor, istasyonda yatıyor başlığı yer almış. Meslek hastalığına yakalanarak engelli durumuna düşen, çocuklarına yük olmak istemeyen 62 yaşındaki Dincer uygun parasıyla rahatça girip çıkabilecek bir ev bulamamaktan yakındı denilmiş. Ve manşette tencerede aş yerine taş kaynıyor başlığı yer alıyor. CHP milletvekili Köksal, ekonomik sıkıntılar dağları aşmış. Kime dokunsanız büyük maddi zorluklarla boğuşuyor. İnsanların tenceresinde aş değil taş kaynıyor dedi. İYİ Parti'de yeni görevlendirme vardı ve gülmek her zaman iyidir. Afyonkarahisar valisi Gökmen Çiçek Atatürk İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Başlıkları da Ses gazetesinde yer alan ayrıntılardı. Aktarmış olduk sizlere. Haberimize devam edelim. Afyonkarahisar'da jandarma hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıslara yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Ekipler geçit vermedi. Jandarmanın suç örgütünü çökerttiği operasyon kameraya saniye saniye yansıdı. Çay ve Sultandağ ilçelerinde EY liderliğinde 6 şahsın örgüt kurmak suretiyle iş yeri ve bağ evlerinden hırsızlık yaptıklarını belirleyen Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası düğmeye basan jandarma ekipleri Sultandağ Çay ilçesi, Yeşilyurt Köyü'nde ve Konya'nın Akşehir ilçesinde 7 ev ve iş yerlerine baskın düzenledi. Baskında aranan 7 şahıs gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 1 adet elektrikli motosiklet, 4 adet televizyon, 1 su motoru, 4 motorlu testere, 2 matkap, 42 adet tabanca mermisi ele geçirildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü mahkemece tutuklanarak Bolvadin kapalı cezaevine gönderildi. Gerçekleştirilen operasyon anı ise kameralara yansıdı. Bazı çevrelerin 1915 olaylarını günlük siyasetin parçası yapma gayreti içine düştüğünü belirten Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tepki gösterdi. Karamollaoğlu ne ABD ne de Batı alemi Türkiye'de bu konuda ders verecek bir konumda değillerdir dedi. 24 Nisan 1915'i hatırlama mecburiyetinde kalıyoruz. Maalesef bazı çevreler bu tarihi ifsad ederek gerçeklerden uzak tarihi hadiseleri günlük siyasetin adeta bir parçası yapma gayretinin içine düşerek Türkiye'yi, ülkemizi kınama yoluna giriyorlar. Biz bunu hadsiz ve haksız bir çaba olarak görüyoruz. Ne Amerika Birleşik Devletleri ne de Batı alemi Türkiye'ye bu konuda ders verecek bir konumda değildirler. Maalesef memleketimizde de hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içinde de bazı kendini bilmezler bu konularda bizi, ülkemizi de itham eden bir takım söylemlere, bir takım icraatlara da girişiyorlar. Bunları da şiddetle kınıyorum. Amerika Birleşik Devletleri başkanlarına bazen dostum, bazen de küstüm diye hitap eden, sürekli zikzak yapan bir iktidarın söylemleri bugün bize karşı yürütülen propagandanın karşısında durmamızı güçleştiriyor. Onun için içeride yapılan bir takım açıklamalar bizleri bağlamaz. Hele de çok çirkin bir tarzda kendileri böyle yanlışların içine girip
altılı masayı yurt dışıyla bazı ülkelerle irtibatlıymış gibi göstermek, bunu ispat edememek alçaklıktır. Varsa bir ispatları ortaya korla. Bundan dolayı da meseleyi dürüst bir mantıkla ele almaya ve meseleye olumlu bir yaklaşımla meseleyi ele almaya ihtiyacı var bugünkü iktidarın. Ben Kavala meselesine hiç girmedim. Çok çarpıtıldığı için girmedim. Ama böyle bir meselede karşılaştığımız manzara bizi ister istemez endişeye sevk ediyor. Çünkü yeni tayin edilen bir hakim alınan karara itiraz eden başka bir hakimden farklı düşünüyor. Ama kararı yeni tayin edilen bir hakim aslında vermiş oluyor. Biz buna itiraz ediyoruz. O iktidara demektir yani verilen mesaj. Yani Sayın Kılıçdaroğlu kendi fikrini beyan etmiş belli bir üslupla. Biz adaleti tesis etmek için yola çıktık. Bundan dolayı da adaletin tesisine engel olmayın demek istiyor diye ben anladım. Bizim de şu anda söylediğimiz bu. Genel Merkez binasındaki haftalık basın toplantısında konuşan Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin seçimlere kendi adıyla ve logosuyla gireceğini bildirdi. Değerli basın mensupları, değerli çalışma arkadaşlarım, seçimi ne zaman yaparsa yapsın, ne yaparsa yapsın, ben buradan ilan ediyorum. Biz seçimlere hazırız, Deva Partisi hazır ve biz kazanacağız. Biz bu seçim dönemini nefrete ve öfkeye teslim etmeyeceğiz. Bizim kendimize güvenimiz tam. Kendimize sonuna kadar güveniyoruz. Milletimizin de bize güveni tam. İşte ben buradan ilan ediyorum. Duymayan kalmasın. Demokrasi ve Atılım Partisi önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararı almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun diyorum. Daha önce söyledim, tekrar söylüyorum. Türkiye birden büyüktür, Türkiye birden büyüktür, Türkiye birden büyüktür ve Türkiye kazanacaktır. İnşallah. Ve hodri meydan diyorum, hodri meydan. Elinizden geleni ardınıza saklamayın. Ne geliyorsa yapın. Deva damlalarının oluşturacağı seli hiçbir baraj durduramaz arkadaşlar. Barajları yıkıp geçeceğiz inşallah. Yıkıp geçeceğiz. Kavala davası. O kararın altında imzası olan sadece yargıçlar değil arkadaşlar. O kararın altından en tepeden yargıya parmak sallayan bugünkü iktidarın da imzası var. Karar yargının siyasete nasıl alet edildiğinin çarpıcı bir göstergesi oldu. Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özer'den, Yiğit Ekmekçi ve Tayfun Kahraman. Bu isimlerin hepsi haksızlığa uğradılar. Hukukun altına kapkara bir leke sürüldü. O lekeyi biz inşallah temizleyeceğiz. Hak yerini bulacak, adalet yerini bulacak. Bizim yolumuz belli, bizim ilkelerimiz net. Bizim mayamızda karşılıklı sevgi var, saygı var. Bizim hayalimizde herkesin kendisini özgür ve eşit hissettiği bir Türkiye var. Önce bu ülkenin bütün demokratları olarak birleşeceğiz. Ardından bu karanlık tünelden hep beraber çıkacağız. Adaletle çıkacağız, adaletle. Arkadaşlar, bu noktada vurgulamak istediğim bir husus var. Konuşmamın başında da söyledim. Partimiz kendi adıyla, kendi logosuyla seçime girme kararı almıştır dedim. Bu kararımızın
herhangi bir yanlış anlamaya sebep olmasını da arzu ederim. Biz altılı masada bugüne kadar vermiş olduğumuz bütün sözlerin arkasındayız. Ortak çalıştığımız konularda her türlü katkıyı vermeye de devam edeceğiz. O masada yer alan her partiyle işbirliği yaptığımız alanları genişletmek konusunda da güçlü bir iradeye sahibiz. Bunu da herkesin bilmesini arzu ederim. Gezi davasında mağdur olarak yer aldınız. Eğer isteğiniz dışında olduysa neden dilekçe verip çekilmediniz? Böyle bir hakkınız var bildiğim kadarıyla. Evet değerli arkadaşlar, biliyorsunuz bu Gezi davası ile ilgili benim ve o dönemdeki bütün bakanların mağdur olarak tanımlanması bu dosyadaki savcının tek taraflı bir değerlendirmesidir. Benim mağdurum diye bir başvurum yoktur. Benim bir şikayet başvurum yoktur. Benim bir müdahalelik başvurum yoktur. Bu savcının tek taraflı bir değerlendirmesidir. Bu konu gündeme geldiği andan itibaren bizim hukukçu bütün arkadaşlarımızla toplandık. Mağduriyetten çekilme diye bir hukuk yolunun kesinlikle olmadığını ve böyle bir yöntem izlenirse gerçekten çok gülünç duruma düşeceğimizi, evet görüntü açısından bir şeyler olacağını fakat hukuk usulü olarak böyle bir usulün olmadığını bana açık bir şekilde ifade ettiler. Ha, biz şimdiye kadar böyle görüntüyü kurtarmak için falan bir şey yapmadık. Biz hep sapasağlam bir yerde durduk. Hukuk açısından da doğrusu neyse onu yaptık. Dolayısıyla bu konuyu bakın ısrarla ve inatla hala benim müşteki olduğumla ilgili haberler yapılıyor. Haber sitelerinde, gazetelerinde, televizyon yorumlarında. Ben bunu defalarca açıklamama rağmen hala benim müşteki olduğum eğer ifade ediliyorsa burada bir kasıt vardır arkadaşlar. Evet canlı bağlantımız var. Mustafa Bayer'e bağlanıyoruz. Mustafa Bayer söz sizde. Bölge Müdürlüğü'ndeyiz ve yanımızda Bölge Müdür Yardımcımız Hasan Cevher var. Arefe günü dahil hafta sonu ve bayramda nasıl hava olacak onları konuşacağız. Günaydın Hasan Bey, günaydın, nasılsınız? Mustafa Bey, teşekkür ederim. Bayramda hava nasıl olacak? Önce bir hafta sonuyla değerlendirmek istersek. Önce hafta sonuyla başlayalım, bugünle başlayalım hatta. Bölgemizde bugün öğleden sonra yer yer hafif lokal sağanak yağışlar bekliyoruz. Yine cumartesi günü bölge genelinde Afyon, Karahisar, Denizli ve Uşak'ta yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var. Pazar günü de yine bölge genelinde yağışlar bekliyoruz Mustafa Bey. Hafta sonu ve Arefe günü bu şekilde. Bayrama gelecek olursak bayramın birinci ve ikinci günü yine bölge genelinde yağışlar bekliyoruz. Bahar yağışları, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar. Üçüncü gününde sadece Afyon, Karahisar, Uşak çevrelerinde lokal hafif yağışlar görebiliriz. Ancak genel olarak bayram boyunca ve öncesinde de bahar yağışlarını alacağımız Mayıs ayıyla birlikte sağanak yağışlarının, gök gürültülü sağanak yağışlarının görüleceği ve nispeten serin, yağışlı bir bayram ve hafta sonu geçireceğimizi tahmin ediyoruz. Peki sıcaklıklar nasıl olacak Hasan Bey? Yani bayramda nasıl giyinelim? Böyle montları çıkaralım mı yoksa tişörte devam mı? Bu geçtiğimiz birkaç güne nazaran daha nispeten daha serin bir bayram geçireceğimizi söyleyebiliriz yağışlı hava etkisiyle. Baktığımız zaman sıcaklık değerlerinde Afyon Karahisar'da mesela bugün en yüksek 27 derece beklerken bayram boyunca ve yarından itibaren sıcaklıklar düşerek mevsim normalleri civarına geriliyor. En yüksek sıcaklıkları 19 ila 21 derece bandında bekliyoruz. En düşük sıcaklıkları da 8 ila 10 derece civarında bekliyoruz. Denizli'ye baktığımızda en yüksek 31 dereceden bayram süresince 25-27 derecelere kadar iniyor. En düşük sıcaklıklarda 13 ila 15 derece. Uşak'ta yine en yüksek bugün 28 dereceyken bayram süresince 19 ila 21 derece ve en düşükte 19 ila 11 derece bekliyoruz. Genel olarak toparlayacak olursak Mustafa Bey hafta sonu ve bayram süresince bölgemizin tamamında bahar yağışları alacağız. Nispeten daha serin bir bayram geçireceğiz. Yarından itibaren hava sıcaklıkları dediğim gibi azalıyor. Mevsim normallerine civarına çekiliyor. Daha serin, nispeten daha serin bir bayram ve yağışlı bir bayram geçireceğimizi söyleyebiliriz. Evet, meteorolojik değerlendirmeniz için teşekkür ediyoruz. Peki söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben de bu vesileyle başta sizin ve bütün izleyicilerimizin Ramazan bayramını tebrik ediyorum, kutluyorum. Daha sağlıklı, mutlu bayramlar diliyorum herkese. Teşekkür ediyoruz. Evet, Pınar Akarsu, hafta sonu ve bayramın değerlendirmesini aldık. Söz sizde.
Evet, Mustafa Bayar, sana ve konuğuna teşekkür ediyoruz. Bizler de birlikteliğimize devam edelim. Sözcü Gazetesi'ne bakalım. Sözcü Gazetesi'nde öne çıkan başlıkları aktaralım şimdi sizlere. Uğur Dündar'dan İmamoğlu'na 61 no'lu Fenerbahçe forması başlığı yer alıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'a tebrik ziyaretinde bulundu. Dündar ise İmamoğlu'na sırt numarası 61 olan forma hediye etti. Danıştay savcısından İstanbul Sözleşmesi uyarısı, Erdoğan'ın çekilme kararı hukuka aykırı başlığı manşette yer almış. Kadına şiddet önlemeye yönelik İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararıyla çıkılmıştı. Bu kararın iptali için açılan davaya savcının mütalası damga vurdu. İktidarın 2011'de imzalayıp meclisten geçirdiği ve 2014'te yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi muhafazakar kesimin hedefindeydi denilmiş. Geçen yıl iktidarı ikna ettiler. Sözleşme Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bir gece yarısı iptal edildi. Türkiye'nin öncülük yaptığı sözleşmeden çekilmesi büyük tepki yarattı. Sözleşmeden çıkış kararının iptali için Danıştay'a dava açıldı. Dün duruşma vardı. 73 barodan 500 avukat davaya katıldı. Kararın iptalini talep ettiler. Danıştay savcısı mütalasında çekilme kararının hukuka aykırı olduğunu belirtti ve iptalini istedi. Danıştay 10. Dairesi kararını bir ay içinde açıklayacak denilmiş. Kadına şiddet davasında kadına şiddet yaşandı. Çok sayıda kadın davayı izlemek için Danıştay'a akın etti. Polis ve güvenlik kadınları içeri almayınca arbede yaşandı. Kadınlar yerlerde sürüklendi. Danıştay'daki en kalabalık duruşma yapıldı. Sözleşmeden çıkış kararının iptali için 200 dava açıldı. Davayı esasen görüşen Danıştay daha önce böyle kalabalık dava yaşanmamıştı dedi. Ve diğer başlıklara bakalım. Gençler diktayı demokratik yolla yenecek. CHP lideri Kılıçdaroğlu bir haftalık elektrik direnişini evinde gençlerle sohbet ederek bitirdi. Diktay yönetimini demokratik yollarla yeneceksiniz dedi. Kılıçdaroğlu dün 1030 lirayı ödedi. Evinin elektriği açıldı. Emekli 2500 lira maaşla nasıl geçinir kardeşim başlığı yer alıyor. İYİ Parti lideri Akşener dün Antalya'nın ilçelerinde halkla buluştu. Dertleri dinleyen Akşener, her şeye zam gelmiş ama en düşük emekli maaşı 2500 lira. Bu maaş emekliyi geçindirir mi kardeşim diye konuştu. Bahçeli'den çağrım. İdam cezası geri getirilmeli. MHP lideri Bahçeli Ankara'da gazetecilerle iftarda buluştu. Gündeme ilişkin soruları yanıtladı. İdam cezası gelmelidir, sınırı çizilebilir. Yani bölünmüş yol yapıyorsun da bölünmüş idam niye yapmıyorsun dedi. Ve alkole yine zam geliyor. İktidarın vergi zamlarının ardından şirketlerde zamma hazırlanıyor. Alkole %15 ile %40 arasında zam bekleniyor. Merkezin enflasyon tahmini %42 başlığı yer almış. 2022 sonu için yıllık %23.2 enflasyon hedefi koyan Merkez Bankası dün bunu %42.8'e yükseltti. Enflasyon canavarı bayram ediyor denilmiş. Çavuşoğlu'nu ağırlayan Kolombiyalı bakan Atatürk demokrasi mirası bıraktı. Onun yolunda yürüyeceğiz. Ulu Önder Atatürk'ün dehası ve miras bıraktığı değerlere dünyanın öbür ucundan övgü geldi. Latin Amerika ülkesi Kolombiya'nın Dışişleri Bakanı Marta, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ağırladı. Ramirez Atatürk'e şöyle övdü. Atatürk seçim ve demokrasi açılımlarıyla büyük bir miras bıraktı. Kadınlara haklar tanındı. Biz de onun yolundayız dedi. ABD ve Rusya'dan Ankara'da film gibi mahkum takası başlığı Sözcü'de de yer almış. Rusya'da tutuklu olan ABD'li eski asker Trevor ile ABD'de uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyen Rus pilot Konstantin Ankara'da dinç tokuş edildi. Ve bayramda hava serin başlığı yer alıyor. Meteoroloji açıkladı. Bayramda sıcaklıklar 2-3 derece düşecek. Mevsim normallerinde seyredecek. Yer yer yağmur var denilmiş. İş sayfadaki başlıklara bakalım hemen. Almanya'da çarptı, Türkiye'de 7 başlığı yer alıyor. Filmleri aratmayan 8.2 milyon euroluk soygun sonrası Yasemin Gündoğan'ın Ege'de bir villada kaldığı tespit edildi ancak daha sonra ortadan kayboldu. Interpol peşinde. Almanya'nın Bremen kentinde geçen yıl 21 Mayıs'ta çalıştığı Lomis isimli para taşıma şirketini soyan ve 8.2 milyon euro ile kaçan Yasemin Gündoğan halen bulunamadı.
Ancak müthiş soygunla ilgili sır perdesi aralanmaya başladı. Paraların Türkiye'ye kaçırıldığı ve Yasemin ile kendisine yardım eden iki Türk arkadaşının Ege'de havuzlu villada kaldığı belirlendi. İddianame hazırlandı. Olayla ilgili savcılık iddianameyi tamamladı. Buna göre Yasemin arkadaşı olup flörtleştiği Henning sayesinde paraları çöp arabasıyla şirketten çıkardığı tespit ediliyor. Soygundan önce Henning Bey'e yemek teklifi yapan Yasemin'in böylece çöp arabasına konulan paraları çıkarmayı sağladığı, ardından da Berlin'den kiralanan ve çalıntı plaka takılan minibüse yükleyip kaçırdığı belirleniyor. Paralarınsa Türkiye'ye götürüldüğü saptandı. Yasemin ve soygunda yardım eden arkadaşı Büşra S. ile Yiğit T.'nin bir süre Ege'de havuzlu bir villada kaldığı öğrenildi. Büşra S. yaklaşık 2 haftalık Ege macerasının ardından Almanya'ya döndü ve 11 Haziran'da polis tarafından yakalandı. Üzerinde soygunda kalan pay olduğu sanılan 26.115 euro çıktı. Şu anda tek yargılanan da o. Almanya'ya Yasemin için Interpol aracılığıyla arama kararı çıkarttı. Ancak şu ana kadar bir izi bulunamadı denilmiş. Ümmü Gülsüm'ü öldüren kocasına ağır müebbet başlığı yer alıyor. Antalya'daki olay geçen yıl 18 Aralık'ta meydana gelmişti. Metin Bey, 9 yıllık eşi Ümmü Gülsüm Bey'i 7 yaşındaki kızın önünde tüfekle öldürmüştü. Olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Tutuklu yargılanan Metin Bey'e ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Gazi'yi acımadan dövdüler. Kocaeli'de Kıbrıs Gazi 68 yaşındaki Abdullah Al, fırında tartıştığı 3 kişi tarafından dövüldü. Aldığı tekmeler nedeniyle bağırsağı yırtılan ve ameliyat edilen Al, biri Abdullah amca Gazi vurmayın etmeyin dedi. Fakat saldırganlar kim olursa olsun diyerek saldırmaya devam etti denilmiş. Ve son 3 başlığa yer verelim. Sözcü gazetesinde falakacıya 9 yıl hapis başlığı yer alıyor. Kayseri'de Eylül'e 2 çocuk babası kargo çalışanı 33 yaşındaki Erkan T. maddi durumu iyi olmayan kadınları para verip ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırıyordu. Güzel diye ayırdığı kadınlara 500 TL, diğerlerine 250 TL ödüyordu. O anları da kayda alıyordu. Şikayet üzerine gözaltına alınan kargocu emniyetteki ifadesinde bu videolarla internet fenomeni olmak, para kazanmak istiyordum demişti. Olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Tutuksuz yargılanan Erkan T.'nin 9 yıla kadar hapsi istendi. Ve son 2 başlık, iki sevgili Kerim'i iple boğarak öldürmüş. Muğla'da otellerde garsonluk yapan Kerim Bozan'ın cesedi önceki gün dere yatağında bulunmuştu. Gencin iple boğularak öldürüldüğü belirlendi. Bozan'ın en son İngiliz uyruklu Elizabeth O ile Irak uyruklu Haydar S ile görüldüğü tespit edildi. Sevgili oldukları öğrenilen ikili gözaltına alındı. İfadesinde Elizabeth, ortak arkadaşımız Kerim'in kendisini sözlü olarak rahatsız ettiğini söyledi. Kerim'i arayıp Antalya'ya gezmeye gideceğimizi ve bizimle gelmesini rica ettim. Kendisini aracımıza aldık. Elizabeth'in yanına oturdu. Bir süre sonra hırdavatçıdan satın aldığım ipi boğazına geçirdim ve boğdum diyen Haydar S. ile İngiliz sevgilisi tutuklandı. Velayet cinayeti başlığı yer almış. Tekirdağ'da Erdinç O ile Ülkü Durmaz bir süre önce boşandı. 3 çocuğun velayeti babalarına verildi. Çocuklarını göremediğini öne süren genç kadın önceki gün eski eşinin evine gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Durmaz eski kocasını iki yerinden bıçakladı. Yaralanan Erdinç O ise Durmaz'ı tabancayla 3 el ateş ederek öldürdü. Hastaneye kaldırılan Erdinç O tedavisinin ardından gözaltına alındı denilmiş. Sözcü gazetesinde öne çıkan başlıklar bu şekildeydi. Aktarmış olduk sizlere. Haberimize bir kez daha devam edelim. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ülkede derin bir yoksulluk yaşandığına dikkat çekti ve bir nesli göz göre göre kaybediyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli vicdanın, millet iradesinin tecelligahıdır. Vatan topraklarını emperyalist çizmelerinden kurtaran Kurtuluş Savaşı'mızı yöneten bu meclis, haklı olarak Gazi unvanını almış bir meclistir. Gazi Meclis, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük devlet adamlığının da bir eseridir. Anadolu işgal altındayken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk işi meclisi kurmak olmuştur. Millet iradesinin tecelligahı bu meclis, meşruiyetin de kaynağı olmuştur. Büyük Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı kazandıktan sonra dönemin Fransız Büyükelçisi'ne söylediği şu sözler hiçbir yanlış anlamaya meydan bırakmayacak kadar açıktır. Kişisel iktidar gibi zararlı bir örnek bırakarak ölmeyeceğim. Parlamenter bir cumhuriyet kuracağım. Devletimiz parlamenter bir cumhuriyet olarak kurulmuştur. Tarih ırmağının yönü değiştirilemez.
1839'dan beri akan nehrin yönü bellidir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizin ufkunu karartan, milletimize dar gelen, cebini boşaltan ucube tek adam rejimi elbisesini halkımız sandıkta yırtıp atacaktır. Cumhuriyetimizi gerçek demokrasiyle taçlandıracak güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem ülkemizin ufkunu ışıl ışıl aydınlatacaktır. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin ve Cumhuriyet Halk Partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Gazi Meclisimizin ilk milletvekillerini, Çanakkale Zaferi'nin ve Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını, tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi bir kere daha saygıyla, rahmetle, minnetle anıyoruz. Değerli basın mensupları, 23 Nisan aynı zamanda çocuklarımızın da bayramı. Ama bu kifayetsiz hükümet milletimizi bayram gelmiş neyime, kan damlar yüreğime diyecek hale soktu. Tarımın ortaya çıktığı bu topraklarda yoksulluğu bıraktık, artık açlığı konuşur hale geldik. Çocuklarımız yetersiz beslenme nedeniyle gelişme sorunları yaşıyor. Bugün ülkemizde her 4 çocuktan birinin kilosu çok düşük, her 5 kız çocuğundan 4'ü, her 4 erkek çocuğundan 3'ü kansızlıkla karşı karşıya. Ülkemizin çocuklarında görülen kansızlık Avrupa'dakinin 4 katı. Bir nesli göz göre göre kaybediyoruz. Derin yoksulluk ağının tespitlerine göre düzenli geliri olmayan aileler çocuklarına mama ve bez alamıyor. Bebekler mama yerine şekerli suyla besleniyor. Yoksul aileler çocuklarının altını bez yerine plastik torbayla bağlıyor. Bu ülkede analar babalar çocuklarına sıfır kıyafet alamaz hale geldi. Evet, Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Öne çıkan başlıkları aktaralım. Manşetine bakalım. İstanbul'un kraliçesi başlığı yer alıyor. Dünyanın en büyük kruz gemilerinden biri olan Costa Veneza, İstanbul Galata Portu'na ana liman olarak seçti. 200-250 kadar kruz gemisi daha İstanbul'a gelmek için gün sayıyor. Bugüne kadar Türk limanlarına yanaşan ve en büyük yolcu gemisi olan Costa Veneza dün İstanbul Galata Portu'na demirledi. Dev gemi 5 gün boyunca burada kalacak. Galata Port, Costa Venezia için ana liman oldu. 5 kıtadan uçakla İstanbul'a gelecek olan kruz yolcuları buradan Costa Venezia'ya binerek Ege turuna çıkacak. Gemi tur bitiminde yeniden Galata Port'a dönecek. Gemiyi ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, bugün çok önemli bir gün. Costa dünyanın sayılı kruz gemilerinden biri. Ayrıca dünya genelinde çok büyük bir zincir kurumunun da markası. Gemi 1 Mayıs itibariyle İstanbul çıkışı kruz turlarına başlayacak. Bu yıl Galata Port'a 200 kruz gemisinin gelmesini bekliyoruz. Bu sayı 250'ye de çıkabilir dedi. Putin'den takas teşekkürü vardı. Telefon açtı. Erdoğan ABD ile Rusya'nın arasındaki önceki gün Ankara'da gerçekleşen takas sonrasında Putin'in kendisini arayarak teşekkür ettiğini söyledi. Ve bu yeni bir başlangıç. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke arasında yeni sayfa açacak. 2 günlük Suudi Arabistan gezisine dün başladı. Ciddi hareketinden önce konuşan Erdoğan şunları söyledi. Ziyaretim tarihi, kültürel ve beşeri bağlara sahip iki kardeş ülke olarak yeni bir işbirliği dönemin başlatma yönündeki ortak İrademizin tezahürüdür. Aramızdaki her türlü siyasi, askeri, ekonomik, kültürel tüm ilişkilerin artırılması noktasında yeni bir dönemin başlaması için gayret içerisinde olacağız dedi. Ve beni doçent yap tacizi vardı. İktisatçı Profesör Doktor Kerim Sinan Alçın bir dönem aralarında ilişki olduğu iddia edilen Berrak Kökten hakkında suç duyurusunda bulundu. Aynı üniversitede çalışan Köten'in doçentlik kadrosu almak için kendisini tehdit ve taciz ettiğini öne süren Alçın, ailesinde HDP olduğunu savundu. Kılıçdaroğlu faturayı ödedi. Diğer bir başlık, Kılıçdaroğlu elektrik borcunu ödedi. Geçen hafta kesilen elektriği dün sabah açıldı. CHP lideri 3 aylık borcuyla birlikte 28.67 liralık açma kapama bedelini de ödedi. Sudan kavga ise öldürdü başlığı yer alıyor. Adana'da kanalda yüzerken su sıçratmaktan başlayan iki çocuğun tartışması cinayetle bitti. 13 yaşındaki SK akranı Ömer Talip Sabuncu'yu bıçakla öldürdü. 8.2 milyon euro ile İzmir'e karşı başlığı yer almış. Almanya'da çalıştığı para taşıma şirketinin 8.2 milyon eurosunu çalmakla suçlanan Yasemin Gündoğan'ın izi bir yıl sonra bulundu. Alman basınına göre Gündoğan paralarla İzmir'e kaçtı.
Arkadaşları Büşra S. ile Yiğit T. de kendisine yardım etti. Büşra S. Gündoğan'ın kiraladığı villada tatil yaptıktan sonra döndüğü Almanya'da yakalandı. Gündoğan bir süre İzmir çevresindeki otellerde konakladı denilmiş. Ve Hürriyet ve Pristan işbirliğiyle düzenlenen Kuzey Kıbrıs Gayrimenkul Zirvesi yoğun katılımla gerçekleşti. Zirveye katılan uzmanlar salgınla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gayrimenkulle talebin arttığını, yeni inşaatlara başlandığını söyledi. Yeni yatırımların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi için de fırsat olduğunu belirten konuşmacılar planlı yapılaşmadan taviz verilmemesini istedi. Putin'in asker yunusları başlığı yer almış. Rusya asker yunusları Karadeniz'deki en büyük donanma üssü olan Sivastopol'a sevk etti. Özel eğitimli yunuslar gemileri olası sabotajlara karşı koruyor denilmiş. İş sayfadaki birkaç başlığa da yer verelim hemen. Falaka'ya 9 yıl istendi. Kayseri'de para karşılığı anlaştığı iddia edilen kadınları Falaka'ya yatırdığı görüntüleri ortaya çıkan Erkan T. hakkında 2 ayrı suçtan toplam 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri'de bir kargo şirketinde çalışan evli ve iki çocuk babası Erkan T. maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp Falaka'ya yatırdı. Erkan T. Falaka'ya yatırdığı kadınlardan güzel dediklerine 500 TL, çirkin dediklerine 250 TL ödeme yaptı. Erkan T. Falaka görüntülerini de kayıt altına aldı. NK isimli kadının savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine Erkan T. gözaltına alındı. Erkan T. emniyetteki ifadesinde cep telefonu ile kayıt altına alınan görüntüler kadınların rızası ile çekildi demiş. Hiç kimseye zorla bir şey yapmadım. Bu videoları çekerek internet fenomeni olmak istiyorum dedi. Eşi ise şikayetçi olmadı. Soruşturma kapsamında Erkan T.'nin eşi HT'nin de ifadesine başvuruluyor. Ve HT görüntülerde Falaka'ya yatırılan kişilerden birisi benim ev huzurumun bozulmaması için Erkan'ın bu isteğini kabul etmek zorunda kaldım. Diğer kadınlardan haberim yoktu demiş. Eşim Erkan T'den şikayetçi değilim diye ifade verdi. Diğer kadınlarsa şikayette bulunmadı. Erkan T adli kontrolle salıverildi. Soruşturma kapsamında Erkan T hakkında eşe karşı eziyet çektirme ve müstehcenlik suçlarından toplam 9 yıl hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı. Öldürüleceğini anlamış, eşi Aslan Yılmaz tarafından 20 kurşunla vurularak öldürülen Semra Yılmaz'ın olaydan bir gün önce kuzenine "bu adam beni öldürecek" dediği ortaya çıktı. Savcılık Aslan Yılmaz'a canavarca hisse cinayetten ağırlaştırılmış müebbet istedi. İstanbul Beylikdüzü'nde yaşayan Aslan Yılmaz 11 Ekim 2021 günü eşi Semra Yılmaz'ı ruhsatsız tabancasıyla 20 kurşun sıkarak öldürdü. Yeğeni Nurgül Akçagül de yaraladı. Cinayetten sonra Semra Yılmaz'ın ailesini arayan ve "kızınız öldü" diyen Aslan Yılmaz ihbar üzerine gelen polislerce yakalandı. Cinayeti eşi kendisini aldattığı için işlediğini ileri sürdü. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Aslan Yılmaz'ın sürekli olarak eşini tehdit ettiği ve Semra Yılmaz'ın yaşadıklarını yakınlarına anlatarak yardım istediği ortaya çıktı. Ve Başsavcılığın Aslan Yılmaz'a ağırlaştırılmış müebbet ve 11,5 yıl hapis istediği iddianamede cinayetin detayları tanıkların ifadeleriyle anlatıldı. Peş peşe ateş etti denilmiş. Cinayet sırasında Semra Yılmaz'ın yanında olan kuzeni Nurgül Açgül o günü şöyle anlattı. Aslan Yılmaz beni alıp kendi evlerine götürdü. Karısının kendisini aldattığını, yüzleştirme yapacağını söylüyordu. Elindeki tabancanın kabzasıyla omzuma vurdu. Daha sonra Semra'nın yanına gidip peş peşe ateş etti. Merdivenlerden aşağı kaçarken yuvarlandım. Bu sırada silah sesleri peş peşe gelmeye devam etti. Polise ihbarda bulundum demiş. Semra Yılmaz'ın diğer kuzeni Sümeyra Ayvaz ise cinayetten bir gün önce ailecek görüştüklerini belirterek Aslan Yılmaz ve Semra ile birlikte AVM'ye gittik. Semra beni kenara çekti. "Bu adam beni öldürecek" dedi. Olay günü ben de evdeydim. Yanımda çocuğum da vardı. Aslan Yılmaz "beni çocuk korkmasın" diyerek evden gönderdi diye ifade verdi. Semra Yılmaz'ın annesi Fatma Akbaş ise yaşadıklarını şöyle anlattı. "Kızımı aradım ama telefonu Aslan açtı. Bana Semra'yı öldürdüm. Gelin ölüsünü alın" dedi. "Hemen eve koştuk. Aslan silahı bize de doğrulttu. Kızınızı öldürdüm. Sizi de öldüreceğim" dedi denilmiş. Evet, Hürriyet gazetesindeki başlıklar da bu şekildeydi. Aktarmış olduk sizlere. Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın hemen sonrasında burada olacağız. We'll be right back.
Efendim kısa aranın hemen sonrasında birlikteliğimize 3. ve son saatimize devam ediyoruz. Stüdyomuza canlı yayın konuğumuz bulunmakta. Hemen takdim edeceğim sizlere. Sultan Divani Mevlevihane Müze Sorumlusu, araştırmacı yazar Hasan Özpınar bizimle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz. Hem hoş bulduk. Nasılsınız Hasan Bey? Çok şükür Ramazan'ı güzel bir şekilde idrak ediyoruz. Hı-hı. Buradan da yine tüm Kanal 3 izleyicilerinin Ramazanları mübarek olsun. Yaklaşan Ramazan bayramlarını da tebrik etmiş olalım. Teşekkür ediyoruz. Peki, siz tanıyarak başlayalım. Sonrasında soracağımız sorular var zaten. Efendim Hasan Özpınar, Afyonkarahisar doğumluyum. Tabii ilk orta, lise, üniversite vesaire. Yani bütün yaşamımız Afyon'da geçti desek herhalde doğru olur. Yani Afyon'da eğitim hayatı sonrasında farklı işlerle çalıştık. Sonrasında işte Afyonkarahisar Belediyesi'nin bünyesinde Mevlevihane Müzesi'nin idareciliği, sorumlusu olarak da görev yapmaktayız. Bir taraftan tabii sadece o işle de meşgul olmuyoruz. Rehberlik, alan kılavuzluğu gibi yine farklı çalışmalarımız var. Şehir dışından Afyonkarahisar gelen grupları, gerek Kocatepe olsun, Dumlupınar olsun, gerekse Afyonkarahisar şehir merkezi, Frig Vadisi gibi değişik yerlerde gezdirip tanıtmaya çalışıyoruz. Çok iyi. Bunların yanı sıra bir taraftan da yine Afyon tarihine dair çalışmalarımız var. Hı hı. Daha önce makale tarzındaydı. Tabii onları daha sonra kitap şekline getirdik. Hı hı hı. Bir taraftan da işte Taşpınar dergimizi hem editörü hem yazarı olarak devam ettiriyoruz. Afyon'un yerel tarih ve kültürüne yönelik önemli bir bilgi kaynağı. Evet. Meşguliyetimiz bunlarla. Yani bugünlerde bakacak olursanız da tabii Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü malumdur. Valimizin de yine isteğiyle, Sayın Valimizin, hem okullarda gerek 100. yıla dair seminerler veriyoruz, gerekse kadın kültür evlerinde, yine Afyon geneline yayılmış kadın kültür evlerinde de çok iyi milli mücadele seminerleri, o döneme dair yine fotoğraflarla işte dinleyicilere bu şekilde hizmette de bulunuyoruz. Peki efendim, o zaman ilk sorumuza başlayalım. Afyonkarahisar Mevlevihanesi'nden bir bahsedecek olursak eğer neler söylersiniz? Efendim, tabii Mevlevihane deyince Afyon'un önemli bir kültür değeri, manevi değeri bakacak olursanız. Bundan 700 yıl önce kurulmuş önemli bir merkez. İşte Konya'dan sonra Hazreti Mevlana'nın torunlarının Afyon'a yerleşmesiyle Mutahhar Hatun ve Arif Çelebi, 1200'lü yılların sonunda, 1300 yılları başında Afyon Mevlevihanesi açılmış. Daha sonraki dönemde özellikle Sultan Divani döneminde 1440-1530'lu yıllar. O dönemde çok ön planda. Bunun sebebi de Sultan Divani Hazretleri teşkilatçı, kurucu birisi. Anadolu'nun pek çok yerini gezmiş. Osmanlı coğrafyasını gezmiş. Birçok yerde Mevlevihaneler açmış. Bugün mesela baktığınız zaman İstanbul Galata Mevlevihanesi'nden tutun Sakız Adası, Midilli Adası, Suriye'nin Laskiye, Halep şehirleri, işte Mısır, Kahire, Irak, Bağdat, Anadolu'da yine Burdur, Sandıklı Mevlevihaneleri bizzat onun döneminde kurulmuş ki Mevleviliği Hazreti Mevlana'dan sonra daha geniş coğrafyalara yayan, teşkilatlandıran kişidir kendisi. Bu sebepten zaten Pir-i Sani, yani ikinci pir, ikinci kurucu olarak kabul edilir. Önemli bir ziyaret mekanıdır Afyonkarahisar Mevlevihanesi de. İşte yüzlerce yıl devam etmiş. 1902'de büyük bir yangın geçirir. Büyük Afyon yangınında yanar. Sonrasında Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsi servetinden bağışlarıyla yeniden inşa edilmiş. Ve bugünkü gördüğünüz şekliyle de bu yangın sonrasına aittir yapı olarak. 2008 yılından bugüne de özellikle derviş odaları dediğimiz bölümler tefriş edildi. Afyonkarahisar Belediyesi'nin bünyesinde bir müze şeklinde, bir ziyaret mekanı şeklinde büründürüldü. Ve o gün bugündür de her yıl günden güne artan bir ziyaretçi kitlesi var. Tabii pandemi dönemi girdi araya. Ama bakacak olursak yine... Nasıl geçti pandemi dönemi Pandemi dönemi malumdur. Tabii vatandaş bir dönem evlerinden çıkmadı. İşte sokağa çıkma yasakları vesaire. Ama ona rağmen biz Mevlevihane'de yine ziyaretçi ağırlamaya devam ettik. Hatırlarsınız o dönemde yurt dışından yabancı misafirler geliyordu. Onlar dahi yine... sokaklardaydı. Onlar oluyordu. Yani çok da fazla biz orada hissetmedik desek yeri var. Mevlevihane her halükarda ziyarete açıktı. Ve dediğimiz gibi yıllık bir 300 bin civarında bir ziyaretçi kitlesiyle. Maşallah. Hala da Afyon'un diyoruz ki en çok ziyaret edilen mekanı. Çünkü şehre yolu düşen kim olursa olsun mutlaka uğruyor, ziyarette bulunuyor. Bizler bilgilendiriyoruz işte geçmişe dair. Gerek Afyon'a dair gerekse
mekana dair bilgilendirmeyi de bizler yapıyoruz. Peki. Bir başka yönünüzde yerel tarih merakınız nasıl ortaya çıktı? Nasıl ortaya çıktı? Yani Afyonkarahisar gibi tarihi, kültürü zengin olan bir şehirde yaşayıp da bu zenginliğin içerisinde bundan haberdar olmadan yani yaşamak mümkün değil. Elbette baktığınız zaman şu an bulunmuş olduğumuz mekandan yani Mevlevihane'den tutun her sokakta farklı bir kültürel birikim vardır. İşte Ulu Camisi'ydi, Anıt Parkı'ydı, Zafer Müzesi'ydi. İşte bunlar bizde bir merak olarak gelişti. Bir taraftan da yine çocukluğumuzdan itibaren aslında bu o dönemlere dayanan bir şey diyeyim. Afyon tarihine yönelik bir ilgim, merakım vardı. İşte çocukken kartpostal biriktirirdik, Afyon kartpostalları, farklı şeyler. Tabii bu merak bir saatten sonra artık başkalarıyla paylaşma ihtiyacı duymaya başlıyor insan. Derken işte yerel gazetelerimizde köşe yazıları, makaleler şehre dair yazmaya başladık. Tabii bunlar bir vesile oldu. Bir taraftan Taşpınar dergimiz, işte baktığımız zaman Afyon'un 1932 yılından bugüne hala daha yayınını sürdüren önemli bir dergi. Her sayısında farklı bir tarihi kültürel... Bahsedelim birazcık dergiden de. Evet, şöyle göstereyim tabii. Bu Osmanlı'dan bugüne evet, Afyonkarahisar'da. Evet, 25. sayı ama bu 26. sayıyı da bugünlerde çıkaracağız. Büyük taarruz sayısı olarak hem de malumdur 100. yıl. Taşpınar Dergisi 1932'de Afyon Halk Evi'nin bir yayın organı olarak çıkmaya başlıyor. Tabii çıkış amacı da şehrin kültürel değerlerini, folklorik değerlerini sözlü halden yazılı hale getirmek. Ve bu görevi de uzun yıllar boyunca devam ettiriyor 1950'li yıllara kadar. 1950'ye kadar yaklaşık bir 160 sayı çıktıktan sonra yayınına ara vermiş. 1963-68 arasında yaklaşık bir 28 sayı kadar tekrar çıkıyor o dönemde. Tekrar kapanmış değişik gerekçelerden, tabii mali durumlardan. Ve nihayetinde 3. yayın döneminde de bize yine çıkarmak nasip oldu diyelim. İşte 3. yayın döneminde de 25. 26. sayıya getirdik. Hem editörü hem makale yazarı, araştırmacısı olarak. Tabii bunun yanı sıra da pek çok imza sahibi büyüğümüz var. Onlar da elbette yazılarıyla dergiye değer katıyorlar. Her sayısında tabii farklı bir şehrin önemli bir kültürel değerlerine dair yazılar var. Bunlar nedir? Türbelerinden tutun işte mezarlıklarına varıncaya kadar. Veya anı belgeleyen o fotoğrafçılardan tutun işte Afyon'da çekilen filmlere varıncaya kadar. Çok pek güzel. Çok farklı konu başlığı var. Bugün baktığınız zaman pek çok kişi der yani bu konuyu nereden buldun, nasıl oldu? Mesela elimizdeki şu sayının işte ana konu başlığı Afyon'da idamlar. Yani zaman zaman tabii ülkemizde gündem oluyor farklı konular evet, gerekçesiyle. Evet. İşte idam gelsin vesaire. İşte bunlar bizim merakımızı tetikliyor. Acaba Afyon'da nasıl oluyordu bu iş? Bunların peşine düştük mesela. Osmanlı'dan tutun işte 1983 yılında en son idam yapılmış Afyon'da. O döneme varıncaya kadar bunun canlı tanıklarından tutun. İşte olayın bizzat içinde olanlara varıncaya kadar konuşmalarımız, röportajlarımız, gerek döneme dair belgeler, her birisini bir araya getirdik. Bir yazı dizisi olarak çıktı. Çok güzel. Yani zaman zaman tabii okurlarımız da diyor, başka konu mu bulamadın diyor. Yani, niye? Yani idam tabii belki iç acıtı ama şehir tarihinde onun da bir olmuş yeri var. Yani yeri yaşanmış. Var. Evet, tabii tabii. Evet, yani baktığınız zaman o da yerini almış veya ne bileyim, bir sokakta yaşanmış olay dahi, toplum hayatında yer etmiş bir olay dahi, işte bizim için yazı konusu oluyor. İşte bugün belki sıradan geliyor, giriyoruz fotoğrafçı da fotoğraf çektiriyoruz ama o insan onu belgeliyor. Acaba bu işin işte 100 yıl önce kimler yapıyordu bu şehirde? Fotoğrafçılığı kimler yapıyordu? Yani. İşte şehre dair işte bırakmış mesela fotoğrafçının birisi. Evet. Utku Anıtı, Zafer Anıtı yapılırken bir fotoğraf çekmiş. Bugün baktığınız zaman bir tarih. Farklı bir şey. Bunların peşine düşüyoruz. Kaç yılında yapıldı, çekildi yani, acaba bu, değil mi? Siyah beyaz bir fotoğraf. Tabii tabii siyah beyaz, orijinal bir fotoğraf. 1935 yılı. 1935. 1935 yani baktığınız zaman işte 80 küsur yıllık geçmişi var. Daha eskisi de var. Mesela şuradan yine bakalım.
Evet, bu sene Büyük Taarruz'un 100. yılını kutluyoruz. Hı hı. 100. yılını kutladığımız bu yılda Afyon malumdur 1921-22'de Yunan işgalinde. Hı hı. İşte Yunan işgalinde mesela Afyon'da Yunanlıların çıkardığı yangınların orijinal fotoğrafı. Yani tam 101 yıllık bir fotoğraf karesi. Ekim 1921 tarihli. Tam 101 yıllık orijinal bir belge. İşte bunların peşine düşüyoruz. Farklı kaynaklardan araştırıyoruz ve neticede Afyon tarihi için farklı çalışmalarımız ortaya çıkıyor. Bulabilmeniz de çok önemli ama yani iyi bulabiliyorsunuz, iyi kaynaklar elde ediyorsunuz. Yani bu iş bir merak. Neyi nerede bulabileceğini bilmek de gerekiyor. Yani hiçbir şey sizin elinize gelmez. İlla ki peşine düşeceksiniz. Araştırmanız Araştıracaksınız. Gerekecek. Araştıracaksınız. Evet. Bazen yanlış bir kanıya kapılırlar. Hasan Hoca işte onun eline geliyordur. Elimize gelen bir şey yok. Peşine düşeceksiniz, araştıracaksınız. Emeksiz yemek olmuyor. Yani neticede. Evet. Bunlar da her birisi. İşte bir emek ürünü baktığınız zaman. Evet. Tabii bunları ne yapıyoruz? Bunları bizler de değişik yazılarımızda, kitaplarımızda bir vesileyle kullanıyoruz. Yine topluma mal olmuş oluyor. Peki yerel tarihe dair kaç kitabınız oldu? Nelerdir bunlar? Yerel tarihe dair sanırım 10 kitabım oldu. 10? 10 kitabım oldu. En sonuncusu işte geçtiğimiz günlerde İsçeysar'a dair Bir Zamanlar İsçeysar isminde bir albüm kitap yayınladık. Mermer sektörü nasıldı? İsçeysar'ın geçmişi nasıldı? O var. Onun öncesinde yine kendi kasabama, köyüme dair bir çalışma yaptım. Yayla Bağı'na dair. İşte Yayla Bağı'nın eski adı Dinar'dır. Dinar Köyü'dür. 1961 yılında maalesef yabancı isim taşıyor diye yani Bakanlar Kurulu kararının gerekçesi o. İsmi değiştirilmiş. Yayla Bağı'na dönüştürülmüş. İşte Yayla Bağı'nın tarih geçmişinden bugüne neler olduğunu, kültürel değerleri vesaire, folklorik değerleri hepsini bir araya getirdik. Güzel bir kitap oldu. O da sanırım yine bugünlerde yine bir tanıtım çalışması içerisinde halka arz edeceğiz. Ama en azından yani keyif aldığımız bir çalışma oldu. Yaşadığımız yorucu bir süreç. Yorucu bir süreç tabii yani hiçbir çalışma hemen olacak bir şey değil. Belli bir araştırma süresi gerekiyor. Kaldı ki bu Afyon'un hemen hemen 500'e yakın yerleşim birimi var. İşte 17-18 ilçe, ne bileyim 400 küsur köy, 40 küsur belde. Baktığınız zaman bunlara dair yazılı bir kaynak çok fazla bir şey yoktur. 500 yerleşimin içinde işte o 500'ün içinde bir köye, kasabaya dair bir çalışma yapmak da hakikaten bir cesaret işi. Bunu kim yapacak? Yapsa ancak yine orada yetişen, orada yaşayan bu işi, bu uğraşı kendine dert edinmiş birisi yapar dedik. Yola böyle çıktık. Tabii en büyük sıkıntı bahsettiğim gibi yani yazılı kaynak bulmak mümkün değil. Çok fazla değil yani. Osmanlı arşivlerini inceliyorsunuz, Cumhuriyet arşivlerini inceliyorsunuz. Yeri geliyor bir gazete haberi işte 50 yıl önce, 60 yıl önce yayınlanmış bir gazete haberi, küçük bir küpür dahi. Sizin için kaynak teşkil ediyor. Tabii. Halkımızda maalesef dediğimiz gibi yazılı kaynak bırakmak diye bir şey yok. Bugün pek çok kişiyle konuşun, ailesine dair herhangi bir belge yoktur yani. Ne oluyor? Kuşaktan kuşağa aktarılan bilgiler, kulaktan dolma bilgiler, bunlar da bir nesil sonra kayboluyor. Hep diyoruz söz uçar, yazı kalır. Doğru. İşte bir şekilde bunları yazıya dönüştürmek gerekiyor. Bizim aslında yani Afyon'a dair çalışmalarımızın temelinde de işte bunu kendimize prensip edinmişizdir. Söz uçar, yazılı kalır. Yani kitaplaştıralım. Peki işgal günlerinde Afyon, dünden bugüne Afyon, bir zamanlar Afyon, seyyahların gözünden Afyon, sinemada Afyon. Bunlardan bahsedecek olursak evet, neler söylersiniz? Evet, onlar da farklı bir kitaplarımız. Aslında işte 10 kitap dedik, 10 kitabın çıkış noktasına bakacak olursanız işgal günlerinde Afyon Karayı sardı. Bundan yaklaşık 14 sene önce falan yaptığımız bir çalışma. Tabii onun çıkış noktası yine büyüklerimizden duyduğumuz, yani çocukken ninemizden duyduğum köyün işgaline dair yaşananlar. Yani bundan 100 yıl önce Yunan işgalinde ne sıkıntılar çekildi, ne acılar yaşandı. Onlar merakımı tetikledi. Belki çocukken hafızamızda kalanlar işte bizzat köyümde, arazide bulduğum mermi kovanları mesela. Bunlar bir yerde insanın merakını tetikliyor. Aradan yıllar geçti.
çalışmalarımızı, araştırmalarımızı işte bu konuya yoğunlaştırdık. Ve neticede 2000'li yılların başından itibaren işgal dönemine dair araştırmalar içine girdik. Hı hı. O dönem çekilmiş işte az önce birkaç tanesini gönderdim, gösterdim mesela. O dönem çekilmiş fotoğraflar. Pek çok farklı kaynaktan işte yurt dışından, yurt içinden bunları araştırdık, bulduk. Hı hı hı. O dönemi yaşayanlar tabii sağken, bugün hiçbirisi hayatta değil ama 90'lı yıllara bakacak olursanız, 80'li yıllara bakacak olursanız, o günlere yaşayanlar hayattaydı. Haliyle onların hatıraları yine bizim gibi işte tarihi kendine dert edinmiş insanlar tarafından derlenmiş, toplanmış. Bunlara ulaştık, bunları bir araya getirdik ve neticede 2010 yılında, aslına bakacak olursanız 2009 yılında bir sergiyle ortaya çıktı. İşgal günlerinde Afyonkarahisar sergisini açtık. 26 Ağustos, 30 Ağustos arası ve o gün bugündür de yani 2009 yılından bugüne hala da aksatmadan her yıl bu sergiyi Afyon'da işte meydanda halka açık bir şekilde açıyoruz. Gayemiz, amacımız vatandaş ilgilensin, merak etsin, ibret alsın. Yani baktığı zaman o fotoğraftan bir hisse kapsın. Ne acılar yaşandı, ne oldu, bugünlere nasıl, hangi zorluklarla geldik. İşte derken kitaplaştırdık 2010 yılında. Sadece tabii bu kitapla kalmadı. Sizin de bahsettiğiniz gibi farklı çalışmaların kapısı açıldı. Dergide yayınladığımız yazılar, araştırmalar, işte seyyahların gözünden Afyonkarahisar mesela. 100 yıl önce, 200 yıl önce Afyon'a yolu düşen seyyahlar Afyon'u nasıl gördü? Yani dışarıdan gelen bir kişinin gözlemlerine, itibarlarına önem veriyoruz. Bugün dahi işte bir misafirimiz geldiği zaman Afyon'u nasıl buldunuz şeklinde intibalarını sorarız. Kaldı ki yüzlerce yıl önce şehre gelenler acaba nasıl gördü Afyonkarahisar'ı? İşte bu bir merakla ortaya çıktı ve neticesinde seyyahların gözü, tarih boyunca seyyahların gözünden Afyonkarahisar isminde çalışmamız. 2019 yılında onu yayınladık. Tabii onda yaklaşık 80 seyyahın hatıraları vardı Afyon'a dair. Ki bunun en eskisi 2000 yıl öncesinden başlar. Yani milattan sonra 17-18 yıllarında Afyon'a yolu düşen antik dönemde Strabon isimli bir coğrafyacı vardır. Onun gözlemleriyle başlar. 1940'lı 50'li yıllara kadar getirdik yaklaşık 80 seyyahın hatıraları. Bu sene malumdur Büyük Taarruz'un 100. yılı. Bunu valilik farklı bir çalışma olarak basalım dedi. Ve neticede biz de tabii öyle kalmasın dedik. 100. yılda 100 seyyahın gözünden Afyon yapalım dedik. Çünkü o dönemde ulaşamadığım gene farklı seyyahların izlenimleri vardı. Onları derledim, topladım ve neticede 100. yılda 100 seyyahın gözünden Afyon olarak onu da yine bugünlerde inşallah tekrar ikinci baskı olarak sunacağız. Sinemalarda Afyon yine malumdur 1919 Afyon'un ilk filme alınmış tarihidir. Yani 1919'un Eylül ayında Afyon'a yabancı bir heyet gelir. Tren istasyonundan kamerayla Afyon'u görüntülerler. Bildiğiniz video film görüntüleri, fotoğraf değil. Onları o dönem bulmuştuk ve ondan hareketle 2019'a kadar geçen süre içinde, 100 yıllık süreçte ilimizde acaba hangi filmler çekildi, ne oldu gibi bir merak içerisinde böyle bir uğraş yaptık. Ve neticede 1920'li yıllardan, 30'lu yıllardan, 40'lı yıllardan pek çok görüntülere ulaştık. Sonrasına bakacak olursanız 50'li yıllardan itibaren Yeşilçam dediğimiz işte Türk sinemasında filmlerde mekan olarak kullanılmaya başlanıyor. İşte Afyon merkezinden tutun, İsçehisar'ın köylerine varıncaya kadar veya Şuhut'un köylerine varıncaya kadar değişik filmler çekilmiş. Baktığınız zaman 70 yıl önce veya 100 yıl önce çekilen bir film bile bir arşiv belgesi yani. Tabii. Günden güne şehir değişiyor, gelişiyor ama baktığınız zaman o dönem çekilen bir fotoğraf, bir film karesi, bir film o dönem için önemli bir arşiv belgesi. İşte bir araştırmayla bunu yine kitaplaştırdık. Sinemada Afyonkarahisar isminde 100. yılda. Tabii sadece kitap olarak da kalmadı. Bunu aynı zamanda belgesel olarak da hazırladık. Sinema televizyon bölümünden Hakan Yılmaz hocam sağ olsun kurgusunu yaptı, belgesel çalışmasını.
yaptık ve neticede 45 dakikalık bir belgesel ortaya çıktı. O dönemi film görüntüleriyle. Çok iyi. Bu da farklı bir çalışma oldu ama tam da pandeminin başladığı günlere denk geldi. Panik haliydi, şeydi. O haliyle kitabın, belgeselin o dönemde çok da fazla tanıtımı yapılamadı. Ama bizim için yani en azından çalışmayı yapmak bile güzeldir. Yine arşivlerde kayıt altına girmiş oldu. Tabii kayıt altına girdi. Baktığınız zaman yani o döneme dair yapılan nadir çalışmalardan birisi. Şimdi bazen çoğu zaman ziyaretçilerimiz sorar veya sosyal medyadan bir şekilde ulaşırlar. Hasan Bey nereden buldunuz bunları? İyi ki yapmışsınız. Allah razı olsun bu çalışmalar diyorlar. Yani bunlar da bir şekilde moral, motivasyon, destek oluyor insana. Peki kitaplarınıza dair ilginç anekdotlar var mı? Kitaplarıma dair ilginç anekdotlar pek çok aslında bakacak olursanız ama bunların içerisinde en ilginci mesela Seyyahların Gözünden Afyon kitabım dedik. İşte kitabın hazırlanma süreci aslında uzun yılları kapsıyor. Bir 5 yıllık süre içerisinde bu kitabı hazırlamaya başlıyorsunuz. Yavaş yavaş tabii yani bir anda olacak bir şey değil. İşte 2013-14 yıllarında Amerikalı bir gezginin Afyon'a 1915 yılında gelmiş, şehirde bir hafta kadar kalır. Sonra Amerika'ya dönüşünde Amerika'da bir dergide Afyon'a dair izlenimlerini yayınlamış. Onları buldum. Türkçe'ye çevirisini yaptırdım. Tabii bu fotoğraflı bir yazı. İşte ileride dedim kitapta kullanırım, bir kenarda duruyor. 2017 yılıydı sanırım. İşte odamda oturuyorum, bir odanın kapısından yabancı bir bayan, yani her halinden Türk olmadığı anlaşılan bir bayan içeriye bakıyor, inceliyor. Buyurun dedim, içeriye davet ettim. Peşinden iki tane de beyefendi geldi. İşte karı koca Amerikalılarmış, peşlerinde de bir tane tercüman. Hoş geldiniz. İşte Afyon'a geliş sebebi dedim. Yani çünkü senelerdir görüyoruz Afyon'a çok çok uzaktan, yani ne bileyim Amerika'dan veya Avustralya'dan diyeyim. Çok nadirdir. Afyon'a geliş sebebiniz dedim. Büyük babam dedi, 100 yıl önce dedi Afyon'a gelmiş dedi. Ben de dedi onun günlüklerini de okudum. Merak ettim. Merak ettim dedi. Yani illa görme arzusu uyandı dedi. İşte İstanbul'a geldik. İstanbul'dan buraya geldik. Ben de o aralar işte aklıma şey geldi. Yani Amerikalı birinin Afyon'a geldiği geldi. Ya dedim elimde bir şey var. Yine 1915 yılında bir Amerikalı gelmiş dedim. Hatıralarını, izlenimlerini yayınlamış. Onu göstereyim dedim. Açtım. Ekrandan onu gösterdim. Aa, bu benim büyük babam dedi. Siz nereden buldunuz bunu dedi. Benim haberim yok dedi. Yani Amerika'da yayınlandığından haberi yok o tarihte. Ama düşünün yani 100 yıl sonra torunu geliyor Afyon'da. Tekrar ziyaret ediyor oraları. Tekrar ziyaret ediyor işte büyük babasının fotoğraflarını vesaire de burada görüyor bizde. Yani bayağı bir konuştuk, sohbet ettik. İşte illaki dedi onları bana verin bir kopyasını. Verdim geçmiş gün tabii. Onun yanı sıra yine aynı şekilde bir ziyaretçi, yaşlı bir bayan, peşinden 2-3 genç geziyorlar müzeyi. İşte onlara yardımcı olurken, anlatırken yabancı olduklarını fark ediyorsunuz. İşte Türkçe bilen tercümanlar. Nerelisiniz? Avustralyalıyım dedi. Avustralyalı dedim. Afyon'da 1915-18 arasında Çanakkale'de esir edilen, Çanakkale ve değişik cephelerde esir edilen Anzak askerleri Afyon'da esir olarak tutuluyor. 1915-18 arası 3 yıl. Dedim Avustralyalı şeyler vardır. Yani esirler falan Afyon'da o dönemde kalıyor. Biliyorum dedi. Benim babam da dedi Afyon'da kalmış dedi o dönemde. Hala daha dedi. Ben de Afyon'dan yazdığı mektupları durur dedi. Bayan diyor bunu. Geldiği tarihte 92-93 yaşındaydı. Yani bayağı bastonla yürüyor. Zor yürüyor ama kalkmış ta Avustralya'dan işte babasının kaldığı şehri görmek için gelmiş. Merak etmiş. Merak etmiş. Taşpınar Dergimizin eski sayılarında, daha önceki sayılarında da bir yazı dizisi olarak yapmıştık. Afyon'da esirler diye. Bakın dedim dergide daha önce bu konuda bir çalışma yayınlanmıştı. Açtık onu inceliyordu. Baktı babasının adını buldu o esir listelerinin içinde. Yani
Çok duygulandı, ağladı. Vay. Böyle şeye şahit olduk. Yani pek çok hatıra var. Değil var. Mi? Peki. Şimdi bir de fotoğraf sergileriniz var değil mi? 13 yıldır sürdürüyorsunuz. Evet, 13 yıldır İşgal günlerinde Afyon, Atatürk oldu. Afyon'da nasıl evet. ortaya çıktı? Bir de onu da dinleyelim. Nasıl ortaya çıktı yani bu da işte işgal günleri fotoğraflarını çalışmaları, araştırmaları yaptıkça bunu kendime saklamaktansa halka arz edelim. Yani en azından daha geniş kitlelere ulaşsın düşüncesi oldu ki bunun da en uygun zamanı nedir? Elbette ki Zafer Haftası'da evet. Afyon'da 26 Ağustos, 30 Ağustos. Ve neticede 2009 yılından itibaren her yıl Zafer Haftası'nda Anıt Parkı'nın önünde işte sergi açmaya başladık. Ve o gün bugündür de aksatmadan çok şükür bu görevi yerine getiriyoruz. Bir taraftan da tabii keyif aldığımız bir şey. Yani vatandaş baktıkça, ilgilendikçe, bir şey sordukça biz de mutlu oluyoruz. En azından onu aydınlatıyoruz. Bakın buraya, bu programa yine okulun birisinden geldim. Bugünlerde okulları geziyoruz, milli mücadele seminerleri veriyoruz ki tek amacımız, tek gayemiz yine işte 100 yıl önceki büyük zaferi, o günleri gençlerimize, öğrencilerimize anlatabilmek. Tabii, tabii. Sağ olsun okullarımız. Tarihimizi. Evet. Afyon tarihini yine bu şekilde yardımcı olabilmek. Derken yine 2013 yılından itibaren o dönemde Vali Bey'in de talebiyle Atatürk'ün Afyon ziyaretlerini sergileştirdik. İşte Atatürk'ün Afyon'u farklı yıllardaki ziyaretlerinde çekilmiş karelerden oluşan fotoğraflar, gazete haberleri, küpürler. Bunları yine 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nda sergilemeye başladık ve o gün bugündür de yine bu sergiyi de yapıyoruz. Bakıyorlar işte Atatürk'ün Anıt Park'ta anıtın önünde gezerken fotoğrafını gören insanlar seviniyorlar. Ya Atatürk de gelmiş, buraları gezmiş, görmüş. İşte biz de şimdi ayak basıyoruz. Farklı duygulara kapılıyorlar. İşte bu şekilde çalışmalarla devam ediyoruz. Peki bir de koleksiyoncu yönünüz var. Fotoğraf, dergi, kitap, plak gibi nasıl zaman buluyorsunuz? Nasıl saklayıp ilgileniyorsunuz? Vallahi bu da bir merak. Evet. Aslına bakılırsa masraflı bir merak diyeyim yani. Çünkü fotoğraf işte baktığınız zaman 913 Ebat'ında bir fotoğraf yani belki çoğu kişi için bir şey ifade etmiyor. Ama benim için önemli. İstanbul'a gittiğim zaman sahaflarda otururum saatlerce ben. Koli koli fotoğraflar vardır, onları karıştırırım. Tek derdim, acaba Afyon'a dair bir kare, bir şey bulabilir miyim? Bunun Allah derdini, Allah. Yani evet. Afyon'a dair. Bunları toplarım yıllardır. Bunun yanı sıra, yani koleksiyonculuk tabii, plaklar mesela, çocukluğumuzdan diyeyim artık, kulağımızda aşina olduğumuz o 45'lik, 33'lik plaklar. Zaman içerisinde belki ortadan kalktı ama ondan müzik dinlemenin keyfi şimdi işte ne bileyim bilgisayardan veya cep telefonundan dinlemek gibi değil. Daha keyifli. Onlara da zaman ayırmaya gayret ediyoruz. Tabii bunlar bir nevi insanı da rahatlatıyor bu koşturmacanın içerisinde. Çünkü malum gün içerisinde pek çok şey yapıyorsunuz. Oraya gidiyorsunuz, buraya gidiyorsunuz ama yoğun şunlarla uğraşmak elbette ki insanı rahatlatıyor. Sadece fotoğraf, plak değil, aynı zamanda dergiler, işte kitaplar. Bunlar başlı başına benim için şey, koleksiyon malzemesi, merak. Mesela şuradan göstereyim yine. 1895 yılından bir dergi. 1895. 95, yani 127 yıllık bir dergi. Edebiyatla ilgilenenler mutlaka bilirler. Servet-i Fünun dergisi. Edebiyatımızda önemli bir akımdır Osmanlı'dan Cumhuriyet'e. İşte Servet-i Fünun dergisinin 1895 Kasım ayı sayısı. Benim için veya bizim için önemli olan kısmı nedir? Bakın kapakta Afyon Kalesi. Bundan tam 127 yıl önce dergi muhabiri Afyon'a geliyor. Tabii demiryolunun trenin Afyon'a ilk ulaştığı tarih ve bu sebeple Afyon'u kaleme almış, gezmiş, görmüş, kaleye çıkmış, oradan şehre inmiş. Ayrı bir çalışma. Bunları derleyip toparlamak baktığınız zaman kaybolup gideceğine, bir yerde heba olacağına en azından bizim gibi meraklıların elinde bir araya gelsin. Az önce dedim yani bunlar tabii elinize gelmez.
peşinden koşturacaksınız. Kendinize dert edineceksiniz bir taraftan da. Bazen derler ki bana, Hasan hocam bir fotoğraf ver veya işte şunu verir misin? Mesela geçmiş gün şu dergiyi gösterdiğim birisi. İlle bunu bana ver. Ver de bu benim yani merakımın bir parçası. Nasıl vereceksiniz? Sıradan ki? Bir şey değil. Yani bu kalkıp da ne bileyim bugün her yerde bulabileceğiniz bir hediye bir şey değil. Bu çok önemli bir şey benim için. Afyon tarihiyle ilgili önemli bir materyal, belge. Aynen öyle. Ama evet. Karşıdaki insan bazen bunu anlamıyor. İşte fotoğrafı ver veya şeyini ver. Mümkün mertebe gene biz insanlarla paylaşıyoruz. Yani bir kitapta, bir çalışmada paylaşıyoruz. Ama dediğim gibi emek neticede. Bunlar bir emeğin ürünü. Yani saatlerinizi, günlerinizi harcıyorsunuz bazen bir şeye ulaşmak için. Mesela yurt dışından getirtmişim. Yurt dışında bir müzayededen almışım. 10 yıl öncesinin parasıyla 120 euro. Bugüne baktığınız zaman maliyeti büyük bir maliyet. Ama işte kaybolmasın, bizde olsun, Afyon'da olsun düşüncesi. Kendinizden fedakarlık ediyorsunuz. Belki bugün için 100 euro önemli bir rakam. O zaman da önemli bir rakamdı. Ama ne yapıyorsunuz? İşte dişinizden tırnağınızdan artırıyorsunuz. Bu şekilde işte hizmette bulunmaya gayret ediyoruz. Bu alan kılavuzluğu kısmından da bahsedecek olursak eğer. Alan kılavuzluğu tabii. Nasıl alan kılavuzluğu başladı? Yani 2008-2009 yıllarında yine Afyon'a o dönemde de yolu düşen insanlarımız oluyordu. Milli Parkların o dönemde açtığı bir kursa gittik. Ve neticede o dönemde yani yaklaşık 60 kişinin içerisinde birinci sırada alan kılavuzu rehber olarak sertifikamızı aldık ve o günden bugüne de belki binlerce grup olmuştur. Yani Afyon'u gezmeye gelen, otellere gelen, işte bir şekilde yolu düşen. Afyon dediğiniz zaman işte kimisi belki nereyi gezeceksin der. Ne bileyim işte bir AVM'ye mi gideceksin veya hani çarşıya mı derlerdi ama baktığınız zaman bu şehrin pek çok tarihi kültürel değeri var. Ya, evet. Yani şehir merkezinden tutun köylerine, ilçelerine varıncaya kadar her yerin kendine has özellikleri var. Bugün Frig Vadisi önemli bir destinasyon oldu. Yurt içinden, yurt dışından pek çok ziyaretçi geliyor. Bizi buluyorlar. Afyon'a gelenler yine bir şekilde ulaşıyor. İşte Kocatepe'ydi, Dumlupınar'dı. Buralar yine Afyon'un büyük zafere dair önemli merkezleri. Buraları görmeye gelen okullarımız, işte farklı kişiler, kurumlar oluyor. Bir şekilde ulaşıyorlar. Bizler de yine yardımcı olmaya, rehber olarak onlara eşlik etmeye gayret ediyoruz. İyi de oluyor. Yani pek çok farklı kişiyle tanışıyorsunuz. Farklı insanlarla tanışmak insanın da ufkunu açıyor bir anlamda. Sevdiğimiz bir iş. İnşallah bu da yine günden güne artarak devam ediyor. Yani onu izlemliyorsun, gözlüyorsunuz. Afyon'un her geçen yıl artan bir potansiyel işte ziyaretçi, turist kitlesi var. Buna şahit oluyoruz. İnşallah bunun değeri bilinir. Özellikle işte yukarı mahalleler bugün geleceğe bırakılacak önemli bir miras. Afyon'un konakları, işte tarihi semtleri. İçinde yaşayan insanların da gelen ziyaretçiye işte değer vermesi gerekiyor. Onların da farkında olması gerekiyor. Bunu da yine zaman içerisinde oturacaktır diye düşünüyoruz. Var mı ilginç anekdotlar yine? Yani ilginç anekdotlar var elbette ki. Mesela geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin önde gelen işte işletmecilerinden birisi, içecek süt ürünleri anlamında en önde gelen firmasının sahibi bir şekilde ulaştı. Hasan Bey bizi gezdirir misin? Gezdireyim. Ama gelmek istedikleri tarih 30 Ağustos, tam bizim hareketli olduğumuz zaman. Afyon'a gelin, Afyon'da dedim eşlik edeyim, şey yapayım. Biz Afyon'a gelemeyiz, işte İstanbul'dan gel bizi al. Oh! Sergim var bir tarafta o günlerde. Akşam sergiyi kapattım. Akşam 5.30-6'da sergiyi topladım. İstanbul'a gideceğiz, İstanbul'a gidecek şeylerde yer yok. Otobüslerde vesaire yer yok. Ne yapacağız? Biz size Ankara'dan uçak bileti ayırdık. Firma diyor. Beni dedim aldırın.
biz size dedi Ankara'dan uçak bileti ayırdık. Yani firmanın temsilcisi Ankara'ya götürdüm. Ankara'dan uçağa bindirdim. İstanbul'a. İstanbul'a gittiniz. İstanbul'a gittim. Gecenin bir yarısı artık. 11.30-12'de İstanbul'a vardım. Sabahleyin 6.30-7'de de işte beyefendi, onun yanındakileri, gene önemli hocalarımızdan birisi vardı. Onlarla müşterek bir araç içerisinde sohbet ede Afyon'a geldik. İşte Şuhut'tan tutun Kocatepe'ye, Dumlupınar'a varıncaya kadar öyle de güzel bir gezi yapmıştık. Hala da. Maşallah. Yani hatırlarım. Pek çok yani anılar, hangi birisini sayalım diyeceğiz şimdi de. Peki milli mücadeleye dair araştırmalarınız, bulduğunuz şehit mezarları var. Neler söylemek evet, istersiniz? Evet, bunlar tabii araştırmalarımızın yanı sıra maalesef işte 100 yıl önce yaşanan büyük mücadelenin de hatıralarına da şahit oluyorsunuz. Bunun mesela şehit mezarları oluyor. Tabii Afyon pek çok yerde şehitlik var. Üzerinde hala yapılı işte bir anıt, bir abide bulunan ama bunun yanı sıra 100 yıl geçmesine rağmen hala da üzerinde ne bir mezar taşı ne bir kitabe olmayan şehit mezarları da var. İşte 2008 yılında bulduğumuz mesela Sinan Paşa'nın Akdeğirmen Köyü şehit mezarları var. Bunun yanı sıra yine Ayazin'in hemen üzerinde Kazuçlu Tepesi dediğimiz yerde yatan 80 şehidimizin mezarları var. Bunun yanı sıra yine çevre köylerde bildiğimiz şehit mezarları var. Buraları yaptırmaya, yapmaya gayret ediyoruz. Çünkü bu şehitlerimizin yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kaldı ki isimlerini de tespit ettik bazılarının. Çok iyi. İşte bu 100. yılda oraları yaptırmak da en büyük emelimiz, arzumuz. İnşallah buna da nail oluruz diyelim. Onlar tabii kendilerinden geçmişler, canlarını feda etmişler. O dönemde tabii arkadaşları, yani ordumuz düşmanın peşinde. Şehit düşen arkadaşını bir dağ başında gömmüş, defnetmiş, bir an önce düşmanın peşine düşmüş. Aradan geçen yüzyılda tabii bu olayı gören, bilen, duyanlar artık çoktan terk-i diyar etmişler. Biz de bir şekilde bunlara değişik kaynaklardan ulaşıyoruz. İşte bunların yer tespitini yapmak, orayı bakımlı bir hale getirmek de çok zor olmasa gerek diyorum. İnşallah emelimiz, arzumuz peki, oraların yapıldığını görmek. Çünkü Afyon bir şehitler coğrafyası. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı diyor. Hakikaten de kefensiz yatıyorlar. Yani üniformalarıyla defnedilmiş, gömülmüşler. Kaldı ki yani onlar meçhul de değil. Milli mücadelenin, büyük taarruzun en büyük bakiyeleri onlar işte. Atatürk'ün ifadesiyle ben diyor işte kahramanlarımız için, Mehmetçiklerimiz için ne yapsam az diyor. Onların isimlerini tek tek Kocatepe'nin sırtlarına diyor yazsam da gene bir şey yaptım diyemem diyor. Bu zaferin gerçek sahibi onlardır diyor. İşte bize düşen de oraları imar etmek, ihya etmek. Peki bu yıl bahsettiğiniz hep 100. yıl dönümü artık büyük taarruzun. Farklı bir çalışma var mı? Farklı bir çalışma bu sene yine birkaç çalışmamız var, kitap çalışmamız. İşte İşgal Günleri kitabını küçük boyda kendim o dönemde basmıştık. Bunu yine büyük boy albüm tarzında bir hale getiriyoruz inşallah. Seyyahların gözünden Afyon kitabımızı biraz daha geliştirdik dediğim gibi. Yine geçtiğimiz yıllarda yaptığımız bir çalışma vardı. Onu biraz revize ettik. Karahisar'ı sahipten Afyon Karahisar'a isminde yine bir albüm kitap çalışmamız var. İşte meşguliyetimiz onlar. Bir taraftan da dediğim gibi okullarda seminer çalışmalarımız var. İşte her gün, hemen hemen her gün farklı bir okulda öğrencilere yönelik sunumlar yapıyoruz. Onların sorularını cevaplandırıyoruz. İnşallah yine 100. yılı gerçek anlamıyla idrak etmeyi nasip eder diyoruz. Tabii elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce biz üzerimize düşen vazifeyi yapmaya gayret ediyoruz. Peki ben son sözlerinizi rica edeceğim. Son olarak neler söylersiniz? Yani son olarak tabii elbette ki izleyicilerimizden Afyonkarahisar sohbetimizin konusu da olduğu gibi zengin tarihi bir kültüre sahip şehir. Ve bu zengin tarihe, kültüre sahip olan şehri tam anlamıyla tanımak gerekiyor. Bugün baktığınız zaman pek çok okulumuz, işte kurumumuz Afyon'a geziler düzenliyorlar. Bakıyoruz zaman zaman şahit oluyoruz. Kocatepe'ye gelenler oluyor. Fakat başlarında hiçbir rehber yok, anlatan yok. Etrafı seyretmekten ibaret oluyor yaptıkları geziler. Anlamına ulaşmıyor.
Bunlar da bu ziyaretlerde mutlaka ama mutlaka bir alan kılavuzu, rehber alınması elbette ki iyi olacak, güzel olacak. Haliyle Afyon daha tanınır, daha bilinir bir hale ve şehre daha sıkı sarılabilecek bir insan ortaya çıkar diye düşünüyorum. Mutlaka. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Sağ olun. Kırmayıp geldiniz rica yoğunluğunuzda. Rica ederim. Vazifemiz her zaman için Kanal 3 elbette ki Afyon'umuzun önemli bir değeri, önemli bir ekran yüzü. Bize de yardımcı olmak her zaman için düşüyor. Tekraren yine sizlerin bayramınızı şimdiden kutluyoruz. Teşekkür ediyoruz sizlerin de. Seyircilerimizin de yine bayramlarını kutluyoruz. Ramazanları mübarek olsun diyoruz. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ayağınıza sağlık. Efendim haberimize devam edelim. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener 6 siyasi partinin bir araya gelmesiyle ilgili de konuştu. Akşener fikir birliği yaptıklarını belirten Akşener, Allah bizleri milletimize karşı utandırmasın ifadelerine yer verdi. Mesela demokrasinin işletilmesi, Türkiye'nin bir hukuk devleti olması ve kuvvetler ayrılığının tesis edilmesi konularında fikir birliğine sahibiz. Bu vesileyle buradan başta ev sahipliği yapan Sayın Gültekin Uysal olmak üzere toplantıya katılan Sayın Genel Başkanlara huzurunuzda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Allah bizleri milletimize karşı utandırmasın. Biz İYİ Parti olarak andolsun ki egemenliğimize yeniden sahip çıkacağız. Millet ile devlet arasındaki bağı yeniden güçlendireceğiz. Cumhuriyetimizin değerlerini yeniden yaşatacağız. O büyük vizyonun bayraktarları olan bizler hala buradayız. Bize cumhuriyetimizi armağan eden kahramanlarımızın ruhu şad, mekanları cennet olsun. Rabbim bize zengin, mutlu ve huzurlu bir Türkiye'de nice 23 Nisanları neşeyle, coşkuyla ve gururla kutlamayı nasip etsin. Değerli dava arkadaşlarım, 23 Nisan'ın çocuk bayramı olarak kutlanması Atatürk'ün çocuklara verdiği değerden kaynaklanır. Çünkü ulusal egemenlik hedefi ancak ve ancak milli şuurun nesilden nesile aktarılmasıyla mümkündür. Yani milletçe çocuklarımıza değer vermemizle mümkündür. Peki çocuk kimdir? Hep gülsün, mutlu olsun istediğimiz, merak duygusunu ateşleyerek öğrenmesine rehberlik ettiğimizdir. Ezber bilgileri zihnine sıkıştırmak yerine bilgi üretmesine yardımcı olduğumuzdur. Zorlandığında kolayı gösterdiğimiz, üzerinden sorumluluklarını aldığımız değil, kendi ayakları üzerinde durabilmesi için cesaretlendirdiğimizdir. Çocuk ülkemizin geleceğidir. İşte Atatürk daha o yıllarda çocuklarımızın ne kadar önemli ve değerli olduğunu gördüğünden tarihte ilk kez yalnızca çocuklara özel bir günü meclisimizin kuruluş günüyle özdeşleştirmiş, bayram olarak kutlanmasını istemiştir. Nitekim Atatürk bu vizyon doğrultusunda çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir demiştir. Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı. Onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır demiştir. Çocuk sevgisi insan sevgisi için bir ihtiyaçtır demiştir. Peki bugün Gazi'nin daha 1920'lerde ortaya koyduğu o vizyonun neresindeyiz? TÜİK'in 5. çocuk iş gücü araştırması sonuçlarına göre Türkiye'de bir ekonomik faaliyette çalışan, dikkat ediniz, 5-17 yaş grubundaki çocuklarımızın sayısı 5-5, sayısı 720 bin. Okulunu terk etmek zorunda kalan çocuklarımızın sayısı da maalesef azımsanmayacak kadar fazla. %78'i kayıt dışı çalışan, adlarına çırak diyerek sorumluluktan kaçtığımız 2 milyona yakın çocuğumuz var. Bunun da yanında okula devam ettiği halde makul bir gelecek kurmaktan yoksun bırakılan, öğrenmesi ve gelişimi ihmal edilmiş çocuklarımız var.
Peki ya çocuk gelinler? TÜİK'e göre son 10 yılda 381.418 kız çocuğumuz evlendirildi. Mendil kapmaca oynamak yerine mendil satan, oyuncak bebeği yerine kendi bebeğiyle oynayan çocuklarımız var. Ve ne acıdır ki cinsel, fiziksel ve duygusal istismardan koruyamadığımız çocuklarımızın sayısı son 10 yılda 700 kat artmış. Değerli milletvekilleri, bugün Cumhuriyetimizi kuran iradenin çocuklarımıza dair koyduğu o vizyonun işte bu kadar uzağındayız. 1921 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu'nu kurarak savaşta babasını, ailesini kaybetmiş yetim çocuklarımıza kol kanat geren o kapsayıcı devlet anlayışının işte bu kadar uzağındayız. Bugün maalesef Atatürk'ümüzün çocuklarımıza verdiği değerin işte bu kadar uzağındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in daveti üzerine Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitti. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ ol.
Evet, Kitap Kafe'den aldığımız kitabımızı hemen takdim edelim sizlere. Tembel Çocuk Yoktur, Pedagog Ali Çankırlı'nın kitabı. Hemen birazcık özetinden bahsedeyim. Bu kitapta bir çocuğun öğrenmesini engelleyen ve başarısızlığına yol açan bütün bilindik ve denenmiş ihtimalleri ele aldık. Çalışmamız çocuklarınızın başarısına bir katkı sağlarsa emeğimize değmiş sayarız denilmiş efendim. Ve böylelikle de bugünlük de bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Güzel ve keyifli bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle şimdiden iyi bayramlar dileklerimizi iletelim. Bayramda burada olmayacağız ama bayramın hemen sonrasında Perşembe günü saatler 9'u gösterdiğinde Kanal 3 ekranlarında Kanal 3'te sabahta tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.